Günaydınlar efendim, söylemezsem olmaz başladı, hayırlı cumalar diyerek açalım yayınımızı. Günaydın Bilal Özcan, günaydın Selen Görgüzel ve değerli izleyicilerimiz. Günaydın arkadaşlar, hayırlı cumalar, nasılsınız? Haftayı bitirdik harala gürele, gündemler, şöyle. Olaylar, bombalar, bombastik bombastik. Geldik cumaya, böyle bir zaman nasıl geçiyor ya? Öyle çok hayatlar geçiyor, ömürler geçiyor. Öyle bir yerde yani? Birini beklerken bir dakika geçmez. Nerede kaldın, nerede kaldın, nerede kaldın? Bakıyorsun ömür geçiyor. Aç kapa gözünü, ömür geçiyor. O yüzden anımızın, ömrümüzün, Allah'ın bize verdiği sağlığın, nefesin kıymetini bilerek en güzel şekilde, en mutlu şekilde yaşamak için elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Mutlu olmak için sebepler yaratalım. Üzülmek için bahaneler üretmeyelim. Evet. Ağzın bağlı yesin Selen'ciğim. Haftanın sonuna geldik ama yeni başlıyoruz magazin bombalarına. Hazar Ergüçlü ile Yılmaz Erdoğan aşk mı yaşıyor? Konuşacağız. İzmir'deki taksici cinayetindeki o katile ne ceza verilmeli? Kolaysa olaysa olay, magazinse magazin. Hepsini konuşacağız. Bam bam bam. Hayata dair her şey bu iki güzel hanımdan, biraz da benden sorulur. Ve izleyicilerimizden 0552-770-0623 WhatsApp istihbarat hattımız. Oradan haberlerinizi bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Söylemezsem olmazdayız YouTube'da. Didem Delen Dede benim Instagram'ım. Ve yine Instagram adresimiz de söylemezsem olmaz official Instagram'da. Bilal Özcan official. Söylemedi. Selen Görgüzel official. Vakit kaybetmeyelim, evet. Çünkü haberlerimiz bomba, magazin turuyla açalım, evet, yayınımızı. Söylemezsem olmaz, yine dop dolu içeriği ve gündeme dair en yeni haberlerle sizlerle. Aşık oldu, gençleşti, fotoğraf paylaşmaya doyamadı. Bir ayrılıp bir barışan, dolu dizgin aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aşk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bu aşk Mehmet Ali Erbil'i gençleştirmiş gibi duruyor. İnanılmaz değişim, tam 30 kilo verdi. Atademir her son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Hakkında çıkan mide ameliyatı olduğu haberlerine ise yok öyle bir şey. Sağlıklı beslendim, spor yaptım ve tam 2,5 senede verdim diyor. Şimal'in yüzü gülüyor. Şarkıcı Şimal güzel haberler veriyor. Üst üste geçirdiği hastalıklardan dolayı zor zamanlar geçiren Şimal, hastaneden yaptığı mutlu paylaşımla sevenlerini sevindirdi. Aslı Enver'den hamilelik kursu. Çiçeği burnunda anne olan Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'ye hamilelik kursu veriyormuş. Şöyle bir tekmeci yani. Niye bu kadar sıkıldı içeride anlamadım da. İnşallah. Çok neşeli, eğlenceli birisi. Evet, eğlendiremedik çocuğu sürekli. Kehribar'la rekor üstüne rekor. Kehribar şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kez dinlenen Ebru Yaşar 3 Şubat akşamı Bostancı'da sahne alarak sevenleriyle buluşacak. Süperisisin. Oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Bige Önal'ın doğum gününü şu sözlerle kutluyor. Sen bir süperisisin Bige, iyi ki doğdun, çok seviyorum. Biz de mutlu yaşlar diliyoruz Bige Önal'a. Artık daha yavaşım. Oyuncu Hilal Altınbilek verdiği bir röportajda gençken daha aceleci ve kaygılıydım, artık daha yavaş ve dingin olmayı benimsiyorum demiş. Hilal Hanım, hala gençsiniz, erken değil mi bu açıklamalar için? Çok yakında, çok yani seyircileri çok özledim. Yapımcılar silkelensin, ekranda hep aynı isimler. Kiralık Aşk dizisiyle tanınan, ardından televizyon programları sunan oyuncu Onur Büyüktopçu'nun büyük isyanı. Acaba yapımcılar kendisine rol vermiyor diye mi bu kadar sinirli? Biraz yapımcıların da artık silkelenmesi lazım. Her midem bulandı, herkesi sürekli aynı işte görmekten. Bir işi bitiyor başka işe, bir işi bitiyor başka işe. Sorduğumda da onların yurt dışı satışları var diyorlar ama artık çok sıkıldım. Yani bir izleyici olarak çok sıkıldım. Herkesi aynı ekranda görmeyi sürekli. Tatile çıktılar, dövme yaptırdılar. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal çıktıkları tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Tatilde ailece yaptırdıkları geçici dövmeler dikkat çekti. İnsan kendine yakışan
yaptığını yapmalı. Oyuncu Berk Oktay son günlerde erkeklerin estetik yaptırması ile ilgili "Ben şaşıracak bir durum görmüyorum. Bence kim nasıl mutlu olacaksa öyle yapmalı" dedi. Acaba kendisi de estetik yaptırır mı ilerleyen zamanlarda? Okuyoruz bir şeyler. Teşekkürler. Müjde Uzman'ın pozlarına beğeni yağdı. Kızılcık Şerbeti'nin alevi Müjde Uzman'ın paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. Yasemin'den ayna pozları. Sosyal medya aktif kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan'dan ayna karşısında pozlar geldi. Kollarındaki kaslar da dikkatimizden kaçmıyor. Havayı sevmiyor. Nurgül Yeşilçay son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Çektiği videoda "sevmiyorum soğuk belli oluyor mu?" demiş. Evet, Nurgül Hanım belli oluyor ama yaza daha çok var. Soğuk ya. Soğuk, gözüm de akıyor. Ama güneş var. Değil mi? Güneş var. Ama soğuk. Gözüm akıyor. Fenomenlerin lüks araçları dizilere konuk oldu. İstanbul Emniyet tarafından kullanılan lüks araçlar Arka Sokaklar dizisinde kullanıldı. Oyuncu Özgür Ozan arabayla selfie çektirmeyi ihmal etmedi. Teoman oyuncu mu oluyor? Dijital platformda yayınlanacak olan Halit Ergenç'in başrolünde oynayacağı Atsız Aşklar dizisinde Teoman'ın konuk oyuncu olacağı söyleniyor. Şarkı söylemekten sıkılan Teoman belki de aradığı mutluluğu oyunculukta bulur, kim bilir. Yıl ışıklık yaparken yakalanmışım kameralara. Aynur Aydın kendisiyle evlenmek istiyor. Şarkıcı Aynur Aydın paylaştığı bir fotoğrafa "kendimle evlenmek istiyorum" diye not düşmüş. Ne diyelim Aynur Hanım, size mutluluklar kendi. Çok donanımlıyım, güzel ve zeki olmaktan yoruldum. Yaptığı açıklamalarla hem güldüren hem şaşırtan Banu Alkan, güzel ve zeki olmaktan yorulduğunu söylemiş. Allah başka dert vermesin Banu Hanım, ne diyelim. Bebek geliyor, ikinci kez anne oluyor. İkinci bebek müjdesini veren Müge Boz, ilk bebeğindeki gibi cinsiyetini doğana kadar öğrenmeyeceğini açıkladı. "Vallahi Müge Hanım, nasıl dayanıyorsunuz? Biz bile merak ettik açıkçası." Ne? Ne demek o? İki çizgi mi? İnanamıyorum. Wow. Erkekler estetiği hanımlar güzel bulsun diye yaptırıyor. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç estetik sorularının karşısında "önce beni karıştırmayın" dese de sonra "hanımlar güzel bulsun diye yaptırıyorlar" dedi. Oğuzhan Koç doğru söylüyor olabilir mi? Herkes hiç değilim. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın, öyle yaşasın. Bu daha çok kadınları ilgilendiren bir şey. Onların yorumları daha önemli. Çünkü erkekler böyle şeyleri muhtemelen hanımlar güzel bulsun diye yapıyorlar. Seda Bakan'dan estetik yorumu. Oyuncu Seda Bakan estetik sorularının karşısında "herkes nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın" dedi. Bence herkes istediği gibi takılsın ya, ne olacak ki? Yani kendini yani öyle görmek isteyen öyle yaptırsın. Erkeklerin aşırı mimik. Çünkü güzellik ve çirkinlik ya da başka şeyler, bunlar göreceli kavramlar. İnsanlar kendilerini nasıl hissediyorlarsa öyle yaşasınlar. Peki, yani. Sibel Can sahnede mest etti. Geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sibel Can'a yakın dostu Hakan Altun sürpriz yaptı. Sahnesine konuk olan Hakan Altun'la birlikte "Telefon" şarkısını söylediler. Zamanlar Ebru Gündeş. Ebru Gündeş yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafını "Bir Zamanlar" notuyla paylaşmış. Sizce Ebru Gündeş çok değişmiş mi? Settar Tanrıer'den haber var. Oyuncu Settar Tanrıer geçirdiği beyin kanaması sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini çok korkutan usta oyuncunun doktorundan açıklama geldi. Durumunun şu an için stabil olduğu ve risklere karşı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Kendisinin bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz.
dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'nin dünya devi Barcelona'ya transfer olurken attığı ilk imza satışa çıkartıldı. Peçete üzerine yapılan sözleşmenin fiyatı yaklaşık 11,5 milyon TL olduğu söylendi. Apandist ameliyatı olmuştu. Sevenlerini üzmüştü. Alişan sağlık durumu hakkında bilgiyi programında verdi. Alişan'a bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Ufak tefek böyle kas ağrıları var ama buraya gelip sizlerle olmak istedim. Alişan yerine Mithat Körler geldi. Bu yıl 8.'si gerçekleşen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde Mithat Körler sahneye çıktı. Festivalde Alişan'ın sahneye çıkacağı duyurulmuştu. Fakat sanatçı rahatsızlanınca Mithat Körler sahne aldı. Körler Alişan'a geçmiş olsun dedi. Bugün bütün bu bölgenin insanları sevgili Alişan'ı dinlemek için geldiler. Fakat ani rahatsızlığı bizleri de üzdü, bütün konukları da üzdü. Biz bugün en güzel şarkılarımızı Sivrihisar'da severlerimizle seslendirmek için bugün buradayız. Ahmet Kural baba oluyor, gözyaşlarını tutamamış. Bebeğinin kalp atışlarını ilk duyduğunda çok duygulanmış ünlü oyuncu. Ya o çok başka bir duygu ya. Bir de elimizi alınca sağlıkla inşallah çok daha güzel olacak inşallah. Son dönemde farklı doğum türleri var. Eşinizin var mı farklı bir planı? Biz Irmak'ta. Kendinizi babalığa hazır hissediyor musunuz? Hazırlıyorum kardeşim. Eğitimler falan böyle. Babalık sonrasını hazırlamaya çalışıyorum. İşte ilk yardımdır, sağlıktır, çocukla ilgili onları hazırlamaya çalışıyorum. Taksici cinayeti kan dondurdu. İzmir Gazi Emir'de bir taksici ölümü resmen kendisi çağırdı. İyi niyetiyle soğukta kalan bir vatandaşı taksisini alan taksici iyi niyetinin kurbanı oldu. Taksisini aldığı vatandaşla dakikalarca sohbet etti. Ardından arkasından silahla vuruldu. Katilin taksici can çekişirken yüzüne tokat atması ve kimseye güvenmeyeceksin demesi insanlığın geldiği nokta bu mu sorusunu sordurttu. Korkunç bir olay ya gerçekten. Türkiye bu taksici cinayetini konuşuyor. İyilik yapmak isterken aracını aldığı kişi tarafından 3 el ateş edilip paraları alıp öldürüp kaçıyor. Gördüğünüz gibi iki çocuk babası taksici hayatını kaybediyor. Oğuz Erge'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. 44 yaşındaydı ve iki çocuk babasıydı dediğin gibi. Görünce hava soğuk, üşümeyesin diye aldım seni diyor. Araba arızalı, sabahleyin sanayiye bırakacağım ama dedi diyor. Seni almamazlık yapamazdım diyor ve iyilik yaptığı insanın katline uğruyor, öldürülüyor. Büyük dram tabii. Arabanın içindeki o kamera olmasaydı bunlardan haberimiz olmayacaktı. Bu olayın nasıl geliştiğinden haberimiz olmayacaktı. Ama kamera tabii ki güvenlik için yetmiyor böyle durumlarda. Kurşun geçirmez kabin istiyor taksiciler. Bu gelişmiş ülkelerde uygulanıyor, Batı'da uygulanıyor. İngiltere'de çok yaygın. Ve İngiltere'de mecbur bu şekilde çalışmaya taksiciler. Amerika'da birçok eyalette, Avrupa'da başka ülkelerde de var. Taksiciler bunu istiyorlar ama bu maliyeti karşılamak da çok zor tabii. O konuda da devletten destek bekliyorlar. Son 10 yılda yüzden fazla taksicinin bu şekilde cinayete kurban gittiği biliniyor. Taksiciler seslerini duyurmak istiyorlar ama bu anlamda da duyuramıyorlar ki bu olayların önü alınamıyor. Umarım devlet bundan sonra gerekeni yapar, taksicilere bu konuda destek olur. Öyle ağır caydırıcı bir ceza almalı ki bu sapık ruh hastası. Allah'ın şerefsizi, iki tane çocuğu babasız bıraktın. Bir tane kadını eşsiz bir yuvayı darmadağın ettin. Bir ailenin ocağını söndürdün. Bir de üstüne üstlük sana iyilik yapmış bir adamın cebindeki parasını, pulunu alarak gittin. Bu nasıl bir hastalıklı kişiliktir? O kadar toplumda maalesef gayet normalmiş gibi gözüken ama asla akli dengesi yerinde olmayan o kadar ruh hastası sapık var ki ondan sonra insanlar kendini koruma altına aldığı zaman insanlık bitti deniyor ama herkes artık kendini koruma altına almak zorunda kalıyor böyle adi şerefsiz ruh hastaları yüzünden.
öyle ağır, şu anda yayında söyleyemiyorum ama o kadar ağır bir ceza almalı ki bu gibi insanlar nefes almasın. Bir de devletin parasıyla cezaevlerinde yiyip içmesinler. Bizim vergilerimizle ödenen paralarla o cezaevlerinde yemesin. Bu adamın lokmasından bizim ülkemizin lokması geçmesin gırtlağından. Benim söyleyecek çok daha ağır cümlelerim var. O kadar üzgünüm ki, o kadar sinirliyim ki bir iyiliğin karşılığı bu olmamalı. Bu kadar insanlığın dramını, bu kadar insanlığın bu hale gelmesini spesifik olarak gördüğümüz, yaşadığımız şu olay artık son noktadır. Saldırgan, kim kime yardım edecek korkudan artık ya? Saldırgan 19 yaşında. Olay sırasındaki rahatlığına baktığımız zaman bunun bir seri katil olduğu anlaşılıyor. Bundan evvel de mutlaka cinayet işlemiştir bu şahıs. Ben %100. 47 yıllık gazetecilik tecrübemde bunu öngörüyorum. Tecrübeli polisler de elbette, emniyetçiler ve hukukçular da öngörüyordur. Bundan önce İzmir ve civarındaki faili meçhul cinayetlerin bu katil kapsamında da tekrar ele alınması, incelenmesi gerekir. Şimdi alacağı ceza ne olacak? Arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'nda bu suçun karşılığı açık. Halkı infiale düşürmesi de artı. Gasp ve cinayet, tasarlayarak cinayet, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis alması çok büyük ihtimal. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, idam cezası kalktıktan sonra müebbet hapisi daha da ağırlaştırılmış hali. Çünkü ölüm cezasının yerine bir ceza getirilmesi gerekir ki, yani o ayarda suç işleyenler bunu halkın gözünde, halkın adalet sağlanmış olsun, intibaa uyansın. Hayır, nefsi müdafaa da yapmıyorsun. Yani karşı taraftan bir atak vardır, canına kast vardır. Yine bir nefsi müdafaanın bile anlaşılabilir bir tarafı var. Hani ölende mi öldürende mi diye bir laf vardır ya. Adam namusuyla, şerefiyle ekmek, evladına ekmek götürme derdindeyken bir tane pislik hayatına son veriyor. Hem de bir hiç uğruna. Cebindeki parayı da alıp gidiyor. Şimdi burada... Ve çok soğuk. Burada, ve yani müebbet burada... müebbet falan, bu adamlara müebbet falan değil. Bu adam ondan sonra ömür billah hapishanelerde sıcacık oturacak, yiyecek, içecek. Şimdi hayır, bunu, bu adama yaşam hakkı verilmemesi lazım. Kanunda, bu ve bunun gibilere. Kanunda bu ne şekilde yer alıyor? Kitap üzerinden yürüyelim. Çok haklısın. İnsanlara da, seyirciye de tam olarak geçmesi için hukuk sistemi en ağır ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet. İşte cinayette, tecavüzde, çocuk istismarında, örgütlü suçlarda, devlete karşı yapılan örgütlü suçlarda, casusluk suçunda gibi suçlarda bunu veriyor. Şimdi bu vatandaş ağırlaştırılmış müebbet hapse aldığı zaman cezaevi de tek kişilik odaya konulacak. Bu şeyin karşılığı, suçun karşılığı. Günde bir saat açık hava ve spor yapabilecek. 15 günde bir 10 dakika telefon görüşmesi yapabilecek. Diğer mahkumlar bir haftada bir yapıyor. Bu 15 günde bir yapabilecek. İnfaza hiçbir türlü ara verilmeyecek. İzin verilen bir saat süresince mesleki ya da başka türlü bir çalışma, sanat çalışması yapabilecek cezaevinde. Eğer iyi hali görülürse, tek kişilik odada kalıyor ya, zannediyoruz ki biz hücre hapsi. İyi hali görülürse diğer hükümlerle görüşebilecek. Spor ve açık hava süresi artırılacak. Bir saat yetmeyecek beyefendiye. Şimdi iki bu, saat, üç saat açık havada. Şimdi insan haklarına giriyorsa o zaman öldürülen vatandaşımızın insan hakları hiçe sayılmış oluyor. En ilgincini söyleyeceğim arkadaşlar. Ağırlaştırmış müebbet hapis ömür boyu deniyor karşılığı. Hayır efendim, ömür boyu değil. Bu şerefsiz 30 sene yatıp çıkacak. 30 sene sonra cezaevinden salıverilecek. Neden? Umut hakkı deniyor. Bu şerefsizin umut hakkı varmış. Bunun ve bunun benzerlerinin. 49 hukukta, yaşında çıktıktan sonra hayata, bu adam yine her türlü pisliği yapar. Hayattan beklentisi olması gerekiyormuş. Umut hakkını karşılamak gerekiyormuş. Peki adamın yaşam hakkı alındı elinden. Ya. Yani ya. Eğer insan hakkıysa öldürülen vatandaşımızın, hele ki emekçi, taksici kardeşimizin yaşam hakkı ne olacak? Onun insan hakları ne olacak? Onun hayat hakkı ne olacak? Evlatlarının hakkı ne olacak? Böyle adamlara böyle haklar verilmesin. Teröristler, bu tarz ruh hastalarının başka türlü cezalandırılması topluma, artık zaruri topluma bence. Topluma kazandırılmak gerekiyormuş. Topluma kazandırmak gerekiyormuş infaz bunlar yasasına insan göre. İnsan görünümünde ve mahlukatlar ve yani. Diyorlar ki, deniliyor ki. Bir tarafı yok, en ağır cezayla cezalandırılmalı. Ama caydırıcı olmalı cezalarda ki bu ve bunun gibiler kalkışamamalı.
deniliyor ki yasa koyucu faydacılığı gözetir, öne alır, önde tutar ve evet, insanların umut hakkı tüketilmemeli. O bunun, bu şerefsizin öyle bir hakkı olacakmış cezaevinde. Böyle bunların bir şey yok böyle ya. Bir yaşam hakkı olmaması gerekiyor. Hayat, nefes hakkımızı Allah verir, Allah alır. Kabul ediyorum. Ama burada yine Allah'ın verdiği bir cana bu kadar duyarsızca, bu kadar haince müdahale eden, hayatını gasp eden bir insanın da yaşam hakkı olmaması gerekiyor. Toplumda böyle insanların kesinlikle olmaması gerekiyor. Caydırıcı bir şekilde ceza alsın ki bundan sonra böyle ruh hastası bir şekilde insanlar rahat rahat suç işleyemesinler ya. Bir de bunlar gidecek cezaevinde yatacak, senin benim paramla yemek yiyecek ya. Sıcacık cezaevlerinde. Araçlarda, taksicilerde uydu takipli, karakolla irtibatlı imdat büyümeleri olması şart. Şart. Bunu yasa koyucu bunu da mecbur koysun, mecbur kılsın. İmdattan ziyade mecbur ara kılsın. Paravan gerekiyor. Kurşun geçirmez, tabii, ara paravan tabii. Şart. Tabii. Çünkü o imdat düğmesine basana kadar böyle, yok, o, tabii, böyle vahşiler beraber. Her türlü pisliği yapabilirler. Hepsi ya. Beraber. Ben ilk bu programı açarken izledim. Söyledim zaten. Hepsi beraber olmalı. Kamera şart. İç ve dış kamera. Evet. İçeriği ve dışarı gösteren. Bu videoyu izledim. İlk eşi aklıma geldi. Eşini düşündüm. Çocukları yani... Kocası işten eve gelecek diye beklerken ölüm haberini alan eşi düşününce yani. Ve kim bilir kaç tane daha böyle cinayet işlendi. Belki de hani şanslıydı, kamerası vardı. Birçok araçta kamera da yok biliyorsunuz. Bazen taksicilere kızıyoruz ya. Kamera olmayan taksiler var. Yani bazen taksicilere kızıyoruz ya biraz nezaketsiz veya bazen çok böyle bıkkın davranıyorlar diye. O kadar zor şartlarda çalışıyorlar ki ve yaşadıkları o kadar dramatik şeyler var ki onları da daha iyi anlıyoruz bazı olaylarda. Ama anlamamız için bu kadar vahim bir şey yaşamamıza gerek yoktu. Tabii ki önlemlerin arttırılması için de böyle şeyler yaşamadan keşke alınsaydı. Şimdi tam onu söyleyeceğim. 70 güvenlik kamerası olaydan hemen sonra polis tarafından incelendi Gazi Emir'de olay çevresinde, olay yeri çevresinde. Ve polisimiz 110 saatlik görüntüyü çok hızlı bir şekilde tarayarak Buca'daki saklandığı evde katile ulaştı. Ancak... Ay parasını alıyor adamın, delireceğim. Ancak arkadaşlar tamam, polisimiz, devletimiz çok iyi görevini yapıyor ama cinayetten sonra... Bunun cinayet aşamasına gelmesini önlemek lazım. Demin arkadaşım da konuştu. Kurşun geçirmez cam. İşte caydırıcı önlemler. 100 kişide 13 kişi silah niye taşıyor bu ülkede? %13 insan niye silah taşır kardeşim? Bunu sınırlasanıza, buna müsaade etmesenize, bunu önlesenize. Önlemezseniz bitmez ki. Bu dizilerin hali ne? Bu dizilerin hali ne? Bu dizilerde bu örgütler, bu mahalle örgütlerine ne kadar indiniz artık senaryolarda? Silahlı çatışmalar, kavgalar, bunları önlesenize Rütük. Bunları önleyin lütfen. Nereden buluyor bu adam, bu çocuk bu silahları? Bir de soğuk diye alıyor, üşümesin diye alıyor. Belki de evine gidecekti zaten ama üşümesin diye yolcu alıyor. Öyleymiş zaten. Hani son eve gitmeden önce alıyor. Son müşterisi yani. Üşümesin diye. En ağır küfürlerimi ettiğimi farz edin. Şu anda yayın gereği söyleyemiyorum ama en ağır cümleleri sarf etmişim olarak kabul edin. Şu caninin de tez vakitte zaten gerekli cezayı yani gerekli ceza alacak ama o gerekliliğinin daha üstünde büyük ceza alması gerekiyor. O evlatların hakkı senin üstünde olsun. Hepsinin inşallah bedelini ödersin, ödeyeceksindir de. Emniyet güçlerimiz anında tespit edip buldular. Ama olan bir canı oldu. Hem de bu kadar merhametli, bu kadar iyi yürekli bir adamın yazık hayatına mal oldu. İki tane evlat babasız kaldı. Bir yuva kocasız kaldı. Annesi babası da vardı o beyefendinin. Onların da ciğerlerini yaktın. Ateş bütün ülkenin olacak. Ciğerini yaktın. Bütün insanlığın ciğerini yaktın. Allah da seninkini yaksın inşallah. Bu taksicilere kabinli araç, ülkemize bunu üretecek pek çok firma, fabrika var. Bunu yapın ve lütfen devletimizi, sayın devletimizin büyükleri, taksicilere bu hizmeti, bu şeyi yaparken KDV almayın, ÖTV almayın. Can güvenliği, toplumun morali her şeyin önünde gelir. Bu taksicilere bu güzelliği, bize hizmet eden, bizi gece gündüz bir yerden bir yere taşıyan, eşimizi, çocuğumuzu emanet ettiğimiz taksicilere bu güzelliği lütfen yapın. Aynı şey otobüsler için de geçerli. Evet. Toplu taşımadaki bütün şeyler, şoför kardeşlerimizin güvenliği hepsi için geçerli. Dün taksiciler meslektaşları için konvoy oluşturdu, protesto etti bu durumu ya, zaten. Ya. Yani
bakalım bir daha böyle haberler inşallah karşımıza çıkmaz diyerek Settar Tanrıören'le devam edelim. Çünkü ikinci kez ameliyat oldu. Beyin kanaması geçirmişti biliyorsunuz. Aniden ameliyata alınmıştı. İkinci bir operasyon daha geçirdi. Durumu yavaş yavaş iyiye gidiyormuş. Çok şimdi şükür. Herkes tabii dizideki karakteri de düşünür hale geldi. Çünkü çok kilit bir oyuncu orada. Evet. Ve senaryoda aslında onun hikayesi üzerinden de dönüyor ağırlıklı olarak. Şu anda bir de tam onun olarak. Üzerinde aynen. Ve son sahnelerde de yine hastane sahneleri vardı. Hmm. Yani öyle bir kader ki yine hastanede devam ediyor şu anda da. Yani beşeri hayatta da hastanede devam ediyor. Şu anda iyileşme sürecinde ama sanırım bir süre sete dönemeyeceğiz. Kamerayı hastaneye taşıyamazlar. Öyle evet, bir şey mümkün değil yani. Sete hastaneye kuramazlar. Hastanede kaldı dediğin için öyle diyorum evet. Yani. Oradan öyle devam mümkün değil. O insanlar edemezler. Sığmaz. Evet. İnsanlar kalp krizi sığmaz. Geçirmişti dizide şey de. İnsanlar gerçek sığmaz. Gerçek hayatta da beyin kanaması ya bize geçirdi. Neler yapılır da insanlar sığmaz. Biz burada peşinden de söyleyelim de çünkü bazen reyting hırsı, para hırsı insanlara çeşitli şeyler yaptırabilir. Ama yani artık burada yapımcı, senarist sihirbazlık yapacaklar. Başka tabii, türlü yok. Bütün en senaryonun şekilde. Değişmesi demek bu en bir de yani. En uygun şekilde uyduracaklar. Bu adamcağız iyileşse bile 2-3 ay yani oynayamaz en az. Tabii. Yani bu ara bu pıhtı atmasını çok duyuyoruz. Biliyorsunuz bizim de yapımcımız, çok sevgili arkadaşımız Bilal Özbilge de böyle bir beyin kanaması süreci aynen. yaşadı ve aynı ikincisini olan. O da geçirdi. Çok şükür bunu, çok iyi şimdi. Çok şükür çok iyi ve evet. aramıza tekrar İnşallah döndü. Gelecek. Fiili olarak da tabii ki buraya evet. gelip gitmeye başlayacak. İnşallah. Doktorun verdiği izin süresi bittikten sonra. Fakat... Çok duymaya başladık. Yani dün işte pilates yaparken hocam diyor ki o kadar çok buradaki şeyimiz müşteri gelemiyor ki aa. Pıhtı atma durumundan dolayı o kadar çok duyuyorum ki diyor. Evet. Yani bu bizim tabii ki böyle karıştığımız ortamlardaki duyumlar. Bir de duymadığımız ne kadar çok var. Bununla ilgili de aslında Sağlık Bakanlığı'nın bir araştırma yapıp topluma bir öneride bulunması bence çok acil gerekiyor. İşin ilginci gençlerde oluyor. Evet. Ve gençlerde bu yüzden hayat kaybı oluyor, can kaybı oluyor. 40 yaşında kalp krizi evet. geçiriyorlar ya oluyor. Gencecik evet, evet. adamlar. Evet. 40 yaş nedir ki yani? Kalp krizi. Ne oldu da bunlar? Beyin kanaması. Gençlerde çok yoğunlukla duymaya başladık. Tabii ki farazi ama tahmini bu aşılardan sonra nükseden bir durum olduğu hep böyle bir söylenti halinde. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa peki. Sağlık Bakanlığı tarafından lütfen halkı bilgilendirici önerilerde bulunulmasını talep ediyorum ben. Hani şahsi olarak güzel, benim doğru. böyle araştırmalarım dahilinde evet doğru. kan sulandırıcıların hayatımızda evet. yer etmesi gerekiyor ama kiminin de kanı biliyorsunuz buna evet, uygun evet. değil. O yüzden doktor kontrolünde tetiklerle önlemlere ama. Almak evet. gerekiyor. Şimdi İnci Taneleri dizisi hem dansıyla hem de yarattığı polemiklerle gündemin geldiği göbeğine oturdu. Hazar Ergüçlü'nün de bu konuyla ilgili yorumları var. Bir izleyelim. Aşk var mı? Aşk var mı? Göreceğiz. Aşk. Hazar Ergüçlü polemiğin fitilini ateşledi. Önce yazdı, sonra sildi. Canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla gündem olan Hazar Ergüçlü yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Peki Dilber dansı yapan Nez ve kendisini eleştiren Mehtap Yılmaz nasıl mahkemelik oldu? Hep canımı sıkıyoruz. Mehtap nasıl ateş püskürdü? İnci Taneleri yeni bölümüyle ne kadar izlendi? Rating fırtınası devam mı? Televizyon dünyasında bir İnci Taneleri başladı, polemikler de aldı başını gitti. Dizinin konusu ve senaryosunun başarısından çok dizideki Dilber karakterinin dansı konuşuldu. Dilber dansının alt metninde yatan birçok detay masaya yatırıldı. Söylemezsem olmaz da geçtiğimiz günlerde Mehtap Yılmaz'ı konuk etmiş. Mehtap Yılmaz canlı yayınımızda adeta ateş püskürmüştü. Arkadaşlar kafanız mı, beyninizde bir sorun var sizin? Hele bu ünlülerin güzelleme yapmasına ne diyorsunuz? Tabii ki Dilber dansı akımı sürmeye devam etti. Akıma Nez de dahil oldu.
Nez yaptığı oryantal dansıyla sosyal medyada gündem olurken Mehtap'ın hedefinde bu kez Nez vardı. Mehtap'ın sözlerinin ardından Nez mahkemeye koşacağını söylerken Mehtap yaptığı paylaşımla geri adım atmayacağını, sözlerinin arkasında duracağını ifade etti. Hayatım boyunca böyle şeylerle işim olmadı. Hukuksal açıdan ben gereken cevabı vereceğim. Birçok ünlü ismin Dilber açıklaması. Kurtuluş Murat ben, rastgele pavyon diye hayalimiz vardı ama hayal olarak kaldı. İnci Taneleri yorumu derken dizide oynayan Hazar Ergüçlü'den polemiğin fitilini ateşleyen olay paylaşım geldi. Setten bir karesini paylaşırken altına da neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım notuna düştü. Olay olay olay, Hazar Ergüçlü polemiğin fitilini ateşledi. Ancak Hazar Ergüçlü uyarıldı mı yoksa kendisi mi pişman oldu bilinmez. Kısa bir süre sonra bu yorumunu sildi. Ancak gören görmüştü ve ekran görüntüleri çoktan alınmıştı. Dizinin yeni bölümünde Dilber yine şov yaptı. Dilber dansı furyası devam ediyor. Dizinin bu sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün yazdığı notun nereden geldiği anlaşıldı. Şarkının sözlerinde aynı söz yer aldı. Dans eğitimi alan Ergüçlü anlaşılan her yeni bölüm farklı bir koreografiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü de saatler içinde yüz binlerce insan tarafından seyredildi. Anlayacağınız bu polemik daha çok su kaldıracak gibi. Bakalım yorumcularımız ne söyleyecek bu konu hakkında, merakla bekliyoruz. Ne dansmış ya, hikayenin bütün senaryonun önüne geçti, herkes dansı konuşuyor. Polemiklerin de fitili ateşlendi. Buradaki başarı şarkıcı Erkan Soneli'nindir. Biz belki Hazar Ergüçlü'den bahsediyoruz, Yılmaz Erdoğan'dan bahsediyoruz ama aslında buradaki PR ve konuşturucu özelliğin en büyük aslında gücü şarkılar ve Erkan Soneli'nin sesi, ses ve yorumdaki başarısıdır. Eğer bu şarkılar bu kadar çok halka geçmiş olmasaydı bu sahneler de o kadar çok dikkat çekmezdi. Yılmaz Erdoğan'ın kalemini tartışmaya bile kapalı tutuyorum. Olağanüstü bir başarı, çok değerli bir sanatçı, çok iyi bir proje yazdı elbette ki. Ama biz şu anda madem ki bu sahneleri ve bu pavyon özelindeki durumu konuşuyorsak, bu pavyon özelindeki durumun bu kadar gündemde başarılı bir şekilde, yani başarılı diyorum çünkü konuşturduğu için, bu başarı Soner Bey'in, Erkan Sonerli'nin başarısıdır. Yani Hazar Ergüçlü'nün değil. Çünkü Hazar Ergüçlü gibi o kadar çok oynayan kadın figürü var ki işte sahnelerde vesairelerde, evet. Ama şarkıyla, adamın yorumuyla o kadar çok yükseldi ki bu iş. Bu iş tebrik ediyorum, Erkan Bey'in başarısıdır. Erkal Bey'in, pardon. Hazar'ın da açıklaması olmuş. Herkes konuştu, başrol olarak ben de bir konuşayım demiş. Neden rahatsız oluyorsanız söyleyin, bir daha yapayım diyor. Klasik bir oyuncu yorumu. Çünkü oyuncular biraz daha böyle anarşik bir yapıya sahiptir. İnatlaşırlar. Hmm. Mantıkla her zaman inatlaşan bir kafa yapısı vardır oyuncu mantığının. O yüzden de aslında ben kötü bir şey yapmıyorum. İşimi yapıyorum. Çok mu rahatsız oldunuz? Biraz daha yapayım diye bir inatlaşma. Bu aynı yapımcı verdiği cevap gibi, siz konuşun reytingime yarayacak demek gibi bir şey bu. Yani bu biraz aslında bir duruş sergilemek. Aslında karşıdaki bu anlamda acı yaşayan, işte serzenişte bulunan insanları hiçe saymak değil. Bu artık bu olaya verilen tepkiye bir tepki. Etkiye tepki yani. Bir duruş sergiliyor. O yüzden de ben onun neden bu cevabı verdiğini de anlayabiliyorum. Fakat şarkının da sözleriymiş aynı zamanda, yani şarkı sözüyle cevap veriyor. Öyle mi? Bak yani mantıklı cevaplar dans veriliyor. Dans ettiği şarkıyı, bu ikinci bölümde dans ettiği. Bu sefer de bu elbise şimdi satışa çıkar, rekor kırar. Ya ben ki çok fazla öyle ya. Şu diziyi izleyin, şu filmi izleyin diye tavsiyede bulunan bir gazeteci olmadım hiçbir zaman. Çok fazla bu konulara girmem. İnsanların kendi tercihine bırakırım. Kendi anlasın, beğensin, baksın ama izleyin bu diziyi. Yani öyle bir edebi katkıda bulunuyor çok. Ki Yılmaz Erdoğan havada kalan hiçbir şey yok ve sağlam senaryo.
son derece güzel oyunculuk. Hazal Ergüçlü ile Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakterlerin araba içinde bir sahnesi var. 3-4 kere izledim. Yayından sonra da izleyeceğim. Araba kullanırken omzuna başına yaslama, başını omzuna yaslama sahnesi. Bu sahne kült olabilir. O kadar anlamlı, o kadar duygulu ve o kadar gerçekçi oynamışlar ki altındaki müzik şaheser, her şeyiyle. Gerçek hayat hikayelerden esinlenir diye girişte bir metafor yapıyor büyük usta. Bu da çok enteresan. Hep dizilerin başında gerçek hayattan alınmıştır falan gibi ibareler olur ya. Tam da bu bölümde bir şey söyleyeceğim. Evet. Hikayenin... çalıntı olma ya da esinlenilmiş olma ihtimali de söz konusu. Çünkü Yılmaz Güney'in Baba filminin neredeyse birebir aynısı olduğu söyleniyor. Orada da adam cinayeti üstleniyor. Eşinin cinayetini üstleniyor ve çıktığında da kızı kötü yola düşmüş oluyor. Oğlu da mafyaya evet, karışmış oluyor. Doğru. Bütün hikaye bunun üzerine kuruluyormuş. Doğru, izledim şimdi, hatırladım. Ve, bir diğer senaryoda Gönül Yarası projesi. Meltem Cumbul ve Şener Şen'in oradaki yaşadığı aşk. Ve bir taraf öğretmen. Yine hikaye aynı. Yani çok fazla benzerlikler var senaryolarda. Benzerlikler olabilir. Zaten başta söylemiş, gerçek hayat hikayelerden esinlenir demiş. Hikayelerin de birbirlerinden esinlenmesi olabilir ama burada senaryonun şeyi, özgünlüğü yani metinler son derece, diyaloglar son derece özgün ve taklit edilmesi mümkün değil. Çünkü adam şiir diliyle yazıyor, söylüyor. Yani o söylemiştim ya, müsaitsen sana sarılabilir miyim diye. Yine bu bölümde de ona benzer. Yanına uzansam incitir miyim seni? Öpsem yaran acır mı? Filan gibi böyle söylenler. Bir de ders niteliğinde de çok güzel konulara değiniyor aslında. Orada şoför arabayı yıkarken öğretmen eve girecekken iyi günler diyor. Adam hiç cevap vermeden nereye gelmiştiniz diyor. Ama ben önce iyi günler demiştim. Tabii. Yani insanların birbirleriyle selamlaşma eksikliğinin altını çiziyor. Orada o ergene ders verirken tabii ki de cevap verince tabii ki anladım da de eki olmadı diye ders verirken de çok güzel bir dille anlatıyor. Bak, izleyici yorumu diyor ki Yılmaz Erdoğan farkı, hem güldüren hem hüzünlendiren ve fazlaca düşündüren bir kaliteli yapım. Nihayet sıradanlıktan çıkılıp her sözü hayata dair ders katar nitelikte bir iş izliyoruz. Edebiyat kültürü dedikleri işte budur diyor. Aynen öyle. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki bu pavyonun özelinde çok ciddi bir konu anlatıyor ama işte dediğim gibi şarkının kuvveti, halka hitap etmesi ve dansla birleşmesi tabii ki dikkat çekti. Ve bugüne kadar hep böyle halı altına süpürülen ve içeride neler yaşandığından bir haber olan bir toplumda pavyondaki kadının çektiği acıları ya bir farkındalık uyandı. Kimisi bu durumla eğlenmeye başladı. Şimdi şöyle bir alınganlık da durumu oldu. Mehtap'ı çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü Mehtap bu acıların dibini yaşamış bir insan olduğu için ve o hayata birebir şahit olduğu için reaksiyonunu çok iyi anlayabiliyorum. Acı yaşamış bir insanın acıyla eğlenilmesine tahammülü olmayabilir. Veya tiye alınmasıyla tahammülü olmayabilir. Ama bu acılardan bir haber ve bugüne kadar bu kadınların hayatından bir haber insanların da verdiği tepkilere baktığın zaman nedense toplumun ahlaki değerlerini koruyan kadın profili hep çirkin. Nerede böyle çok özür dilerim, Allah'ın yarattığı her kul çok güzeldir. Kendi içinde mutlaka özel bir güzelliği vardır ama hani güzellik normlarından eğer ki değerlendirecek olursak ve karşı cinsten böyle çok talep görecek bir fizyonomide olmayan kadın profillerine baktığınız zaman Türkiye'de hepsi ahlak bekçisi oluyor. Hepsi böyle bir ahlakın altını çiziyorlar. Ama bu olayların öncesinde dayak yiyen kadınların da bir sürü skeçleri yapıldı. En basit kakılmış örneği. Türkiye'nin en büyük dramıdır. Dayaktan ölen kadın, dayak yüzünden canından olmuş kadın ve hala çok ciddi dayak yiyen kadınların aslında bir skeç yoluyla yıllarca kakılmışla Yasemin Yalçın anlattı. Ama dayak yiyen kadınlar çıkmadı bizle böyle dalga geçiyorsunuz diye. Diziye dönersek şunu sormak istiyorum size, ikinize de arkadaşlar. Evet. Dizideki kadınlar neden Yılmaz Erdoğan karakterine ilgi gösteriyorlar, Azem karakterine. Çünkü oradaki karakter, oradaki karakter Yılmaz Erdoğan'ın yaşı işte 50'den fazla, 60'a yaklaşmış. Yani kendi halinde böyle süknüm püktüm oturan gittiği yerlerde falan bir adam, yani konuştuğu zaman tamam, ama neden
Neden kadınlar, kadın kahramanlar, kadın söyleyelim, karakterler? Senaryoyu kendisi yazdı. Senaryoyu kendi yazdı. Adam ben kendine de yani yazmış. Senaryoyu kendim yazsam herkes bana ilgi duysun isterim evet, yani. Bu bir kompleks midir? Bu bir şey midir? Nedir yani? Bu nedir? Ha? Bunu yani gittiği yerlerde de öyle. Hep kadınlar geliyor yanına oturuyor, ilgi gösteriyor, şey yapıyor. Hala vallahi var ama kadınların ilgisi. Çok Yılmaz Erdoğan'da buradan yok mu? Yılmaz Erdoğan umarım birçok erkeğe örnek olur. Kadın ruhundan anlayan bir erkek profili yazdığı için kadınların tabii ki çok dikkatini çekti. Çünkü kadın narindir. Her ne kadar şimdi feminizm adı altında böyle eli belinde kadınlar üremiş olsa da içindeki o kadınlık duygusunu bastırdıkları için birçok kadın mutsuz. Çünkü kadın buradan, güzel laf duymayı sever. Buradan Yılmaz Erdoğan'la Hazal Ergüçlü aşk yaşar mı yaşamaz mı? Ya şunu da sormak istiyorum size arkadaşlar. Burada biz ünlüleri hep konuşuyoruz. Erkek ünlüleri, kadın ünlüleri ve çok ünlü olan isimlerin toplumda öne çıkmış yaptığı işle isimlerin İlla bir sevgilisini, bir aşk hikayesini burada sunuyoruz. Ekrana geliyor. Ama Yılmaz evet. Erdoğan'ı yıllardır hiç kimseyle konuşmadık. O bunu hiç sevmez. Nefret eder böyle bir konudan. Belçin'den boşandığından beri evet. Kimseyle, ya bu böyle bir şey mümkün olabilir kimseyle, mi? Ama zamanında da kimse, çok yaptı ha? Ama Bilal abi zamanında. Bunu konuşturacağım. Zamanın en güzel kadınlarıyla oldu. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Nasıl yani? Birisiyle Yılmaz beraber olmamak Erdoğan gibi mi? Gibi başarılı. Bir evet öne çıkmış işte yapımcı ortağı, senarist, yönetmen, oyuncu, şair, her evet. şey kadın hayatında yalnız sürdürüyor olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün mutlaka değil. Ki hayatını, zamanını paylaştığı, görüştüğü arkadaşları, insanlar vardır. Ama ciddi bir beraberlik içerisinde olsa mutlaka bunu da kadına olan saygısından paylaşır. Ama daha böyle toplum önüne çıkmaya emin olmadığı tanışıklık aşamaları yaşadığı için deklare etmiyordur muhtemelen. Ama Yılmaz Erdoğan gibi romantik ruhlu, edebi zekası yüksek bir adamın mümkün değil yani. Özel hayatında da böyle mi bence, diye düşünüyorsunuz? Belki de hiç böyle bir adam değil özel hayatında. Aşkla aşık bir adam. Şuraya geleceğim. Reklamdan önce gelmeme de müsaade edin. Başrol oyuncusu Hazal Ergüçlü böyle bir şair ruhlu büyük sanatçıdan etkilenir mi etkilenmez mi? Kendinden yaşça büyük ikisi de bekar. İlişkileri oldu. Yönetmen sevgilisi de yine yaş farkı vardı. Bence olabilir. Valla olabilir. Neden olmasın ki? Beraber çok mesai harcadığın, beraber çalıştığın insanın bir de bu kadar zaman geçirdiğin insanın senin ruhuna hitap ediyor olmasıyla beraber duygusal bir heyecan da devreye girebilir. Bu çok hiç anormal bir durum değil. Ama olmasın mümkünse yani. Biz bunu öğrenebilir miyiz? Niye? Yılmaz Erdoğan olmasın, öyle bir perdeliyor ki özel hayatını. Mümkün değil. Hiç yakalamak mümkün değil. Olsa da zaten biz bunu herhalde öğrenemeyiz. Set ilişki, setteki rol yapıyorlar filan der geçeriz yani. Dizi için der geçeriz herhalde. Usta kanıt sunmuyor. Yılmaz Erdoğan kendinden yaşça küçük kız arkadaşlar edindi şimdiye kadar. Hep yaş farkı vardı yani. Eşiyle de yine vardı. Belçin'le tanıştığında Belçin 17-18 yaşındaydı. Evlenmeden önce biliyorduk. Önce biliyorduk değil mi? O zaman oluyordu. Gençlikti ve gençken evet. yaşanan şeyle olgunluk döneminde yaşanan ilişki biçimi erkekte de kadında da değişiyor. Yani ben hangi arkadaşımla konuşsam o gençken ne fındıklar kırdık ama şimdi akıllandım artık diyor. Mesela bir sürü arkadaşım. Ama kadınlar da öyle olmuyor galiba. Kadınlar hala aynı devam ediyor. Aynı mantıkta devam ediyor. Ben şeye şaşırmıştım. Şimdi yönetmendi ya eski erkek arkadaşı. Hı hı. Açıkçası şöyle şeyler konuşuluyordu. Hani sevgilisi yönetmen olduğu için bu kadar çok proje alabiliyor deniliyordu. Ama ayrıldıktan sonra bir projeyle ekrana döndü ki pir döndü gerçekten müthiş, Hazar. Müthiş. Çok demek büyük kendi başarısıymış. Çok güzel. Yani, bir reklam aramız var devam edeceğiz. Şenol Sönmez. Şenol Sönmez yönetmen. Tebrik ediyorum kardeşim. Proje şansı Şenol oldu ya. Reklamların ardından söylemezsem olmaz devam ediyor. Şimdi galadan galaya koşmaya devam ediyoruz. Bir yanda efsane filminin galası, diğer yanda öteki tiyatro oyununun galası. Seyre başlayalım. Söylemezsem olmaz galadan galaya koşuyor. Sizler için dop dolu bir gala turu hazırladık. Efsane filminin galasında Melek Mosso inci taneleri için ne söyledi? Polemik devam ediyor. Bana göre bir kadın sömürüsü. Efsane oyuncuları arasında hangi komik anlar yaşandı? Babam. Şükrü Özyıldız hangi soruyu duyunca kaçtı? Görüşürüz. Burak Deniz yeni projelerle mi geliyor? Heyecanlıyız valla yani.
kavgalıların en şık çifti kimdi? Teşekkürler. Burası. Pınar Deniz'den Kaan'a açık çek iltifat. Çok beğendim. Kaan'la ilgileniyorum. Erkan Kolçak gösterdiğiyle hangi futbol kulübüyle anlaştı? Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kaldı. Yeni çıkan sinema filmleri, tiyatro oyunları, diziler ve daha nicesi magazin aleminde çok hareketli zamanlardan geçiyoruz. İsterseniz gala turumuz başlasın. İlk olarak Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve daha nice oyuncunun olduğu efsane filmiyle başlayalım. Galada yok yok ampute milli takım futbolcusu Barış Terli'yi yakaladık. Onun da filminde Taner Örmez oynayacaktı. Efsane filmine gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah herkes izleyip beğenir, keyif alır. Güzel oyuncu Pelin Karahan'ı yakaladık. Küpeleri gözümüze alıyor. Bizim için özel. Eşimiz, dostumuz yazdı, oynadı. O yüzden merakla bekliyoruz. Gene böyle kült bir komedi filmi olacak diye düşünüyorum. Eşi Bedri Güntay'ı göremedik ama. Yok şey, o Ankara'da bugün iş için orada kaldı. Gece 12'de falan dönecek. Ben arkadaşlarımla geldim. Zara, Serkan Sadiç ve Melek Mosso'yu görüyoruz. Melek Mosso'dan İnci Taneleri hakkında bir yorum daha geldi. Beni dizi olarak rahatsız etmez. İzlemedim. Bununla ilgili bir yorum yapmadım zaten. Ben sadece pavyon kültürüyle ilgili söyledim. Benim düşüncem buydu. Hani yorumları okuyorum, incinmiyorum. Çünkü herkesin fikri kendine, tıpkı benimkinin bana olduğu gibi. Hiç takılmıyorum. Umarım orada da hayırlara vesile olan bir iş olur. Dilber dansı için ne söyleyecek? Böyle bir yorumum yok zaten. O Ankara yöresinin geleneksel bir dansı arkadaşlar. O yapayım hani, ben sana hemen. Yani hemen yapabilirim. Hakim oldum. Dans, kostüm ya da o dizinin hani reklamıyla ilgili olan şeyler üzerine yorum yapmadım zaten. Bunun altını tekrar çiziyorum. Ben sadece pavyon kültürü üzerine kendi istediğim ve düşündüğüm şeyleri söyledim. Sözlerinin bu kadar polemik konusu olacağını biliyor muydu kendisi? İnanın o gün konuşurken bunu söyledim. Eyvah dedim yarın arkadaşlar. Hani ama dedim böyle bittiğinde röportaj hani bitti ama hani ben dilediğimi söyledim. Kalbimden geçeni söyledim. Hani şeyde politik de olabilirdim ama istediğimi konuştum. Geliyoruz öteki oyununun galasına. Güzel oyuncu Damla Sönmez günlük bir kombinle gelmiş. Ayakkabıları dikkatimizi çekiyor. Damla Sönmez'i ne zaman ekranlarda göreceğiz? Böyle biraz şey tatil modundan çıkmak yavaş yavaş. Keyifli her şey yolunda. Var. Şu anda Erkan Kolçak Köstendil'in yazdığı bir sinema filmi hazırlığındayız. Provalarımız devam ediyor. Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Şükrü Öz Yıldız'a konuşamadık ne yazık ki. Tamam. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Hatice Aslan günümüz dizilerine olay gönderme yapıyor. Dizimizde silah yok, tarikat yok, mafya yok. Normal, hani sıradan insanımızı yansıtan, çok heyecanlandığımız bir proje. Oturup seyredilecek bir dizi diyebilirim yani. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'i yakalıyoruz. Yakalamışken de röportaj yapmamak olmaz. Heyecanlıyız valla. Yani Nisan'ın davetlisi olarak geldik. Emin Hoca yönetiyor, Emin Alper. Heyecanlıyız. Burak Deniz dijitalde mi olur yoksa televizyonda mı? Dijital için de okuduğum var. Bir uzun metrajda okuyorum, bir biyografi üzerine. Var, televizyonda bir şeyler okuyorum. Geliyor işler yani, şükür. Bakalım. Geliyoruz renkli çiftimize. Öykü Karayel ve Can Bonomo sadece poz verdi. Tarafı alalım hemen. Bekleyen arkadaşlar, konuklar var. Buradayız. Teşekkürler. Burası kalabalık. Birci Akalay da kendine münhasır bir kıyafet tercih etmiş. Pardon Bircan, bir görüntü alalım. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Ve gözde çift Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz geliyor. Sabırsızlanıyoruz konuşmak için ikiliyle. Birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmıyor çift. Gözümüz doldu bu aşk karşısında. Evet. Bugün bütün erkek ünlüler hep şapka mı takmış ne? Pınar Deniz Kaan Yıldırım'ın yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz filmi için yorum yaptı. Ona da çok heyecanlıyız, çok merak ediyoruz. Ben çok beğendim filmi. Lütfen filmi izlemeye gidin. Evet, beğendi. Her zaman sınavdan geçemiyorum. Bu sefer bayağı geçti, çok sevdi. Aynen, çok güzel film bence. Tutuyor mu peki totemle? Beğendiğiniz film ya da dizisi devam ediyor mu?
önerilebilir. Ben çok anlamıyorum bence. Kesinlikle anlamıyorum ben. Televizyondan özellikle anlamıyorum. Evet, televizyon biraz böyle şans işi. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Kopuk dizisi nasıl gidiyor? Kaan Yıldırım memnun mu? O da çok içimize sinen, çok mutlu çalıştığımız bir set. Çok sevdiğimiz bir iş. Daha yeni girdik zaten. Bakalım ilerleyen... Çekimler nasıl gidiyor peki? Çok güzel, çok keyifli. Hiç sorunsuz. Böyle bazı setler çok keyifli geçer ya. Öyle bir set bizim için. Pınar Deniz beğendi mi sevgilisinin dizisini? Çok beğendim. Kaan'la ilgileniyorum. Ben çok beğendim. Çok tatlı bir mahalle işi bana göre. Çok sevdim enerjisi. İnşallah da uzun süreli olur. Pınar Deniz yargı dizisinden sıkıldı mı? 81 bölüm oldu. Şampiyonlar Ligi. Reytingler de hala zirve. Hala yargı dağıtıyor gerçekten. Bekliyor muydunuz 81 bölüme kadar da? Yok, beklemiyorduk. Yani ben en azından ikinci sezonda biter diye düşünmüştüm. Ama çok tatlı bir enerji yakaladık. Seyirci de bu hikayeyi izlemeye devam etmek istedi. Biz de o yüzden bitirmedik ve çok mutluyuz şu an. Erkan Kolçak Köstendir ve Cansu Tosun'u yakalıyoruz şimdi de. Çağla Şiker'le ilişkisini sonlandıran Nail Gönen'le de ikilinin yanında. Buradayız efendim. Bir dakika, Cansu Hanım da yanında. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Beraber buraya doğru rica edeyim. Buradayız. Pardon, buradayız önce. Evet, teşekkür ederiz. Tiyatrolara olan ilgi günden güne artıyor. Valla biraz pandemi öncesi de öyleydi zaten, evet. Akif. Dolup taşıyordu tiyatroda oyunlar, salonlar. Pandemi de bırakmaktan vazgeçmediler. Yani bırakmadılar seyirci, vazgeçmediler bu durumdan. Ne diyebilirim ki, çok mutlu edici bir şey bu yani. Erkan Kolçak Kösten değil, 12 numaralı adamın gidişatından bahsetti. Valla 8. sezonu oyunun. 90 dünya şehri yapma hayalimiz vardı. 2 şehir kaldı şu anda ona. Bakalım, belki uzatmalar 120 şehir yapar mıyız bilmiyorum ama geziyoruz onunla beraber. Türkçe bir oyun. 18 tane ülke dolaştı. Kalecilik kariyeri nasıl gidiyor? Transfer sezonu kapanmasına az bir süre kaldı. Bakacağız biz. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim. Galaların, yeni filmlerin, dizilerin yapılmaya devam etmesi dileğiyle bol sanatlı bir yıl diliyoruz. Yerli sinemada beyaz perdede komedi filmleri hüküm sürüyor. Gülmeye, eğlenmeye çok ihtiyacımız varmış anlaşılan. Çünkü hiç izlenmez, hiç kimse gitmez diyebileceğimiz filmler bile izleyici rekoruna uğradı son zamanlarda. Şimdi biz de bu kadar ünlüyü ancak galalarda görür, evet, hale geldik. Evet. O yüzden gördüğümüz zamanda da sorularımızı yönelttik. Melek Mosso bize özel yaptığı açıklama için söylüyor ki ben diyor o sözlerimle çok yanlış anlaşıldım diyor. Biliyorsunuz. Pavyon kültürle alakalı konuşmalar yapmıştı ve orada, evet, yaşayan kişilerle alakalı, bu hayatı yaşayanlarla alakalı. Evet, bu efsane filmi galası Ahmet Kural'ın yeni bir filmi ve Murat Cemcir'siz ikinci filmi. Murat Cemcir'le birlikte yaptıkları filmler 2 milyon, 3 milyon gişe yapıyordu. Ailecek Şaşkınız 2018'de 4 milyon. Mesela Baba Parası, Murat Cemcir'le son ayrılmadan önce yaptıkları son film 2020 yılında gösterime girmişti, 2 milyon. Partneri Murat Cemcir olmadan yaptığı Müjdemi İsterim 2022 yılında tam bir hüsrandı Ahmet Kural için. 440 bin seyircide kalmıştı. Şimdi efsane filminde Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt da oynuyor, arkadaşlarımızın bize aktardığı galadan. Cengiz Bozkurt'u hiç göremedik galada. Oradaydı mutlaka tabii ama... Ama göremedik ki Cengiz Bozkurt inanılmaz başarılı bir oyuncu. Evet, ve çok... oynadığı bütün filmlerde çok gerçekten rağbet görüyor. Halkın çok sevdiği bir komedi oyuncusu. Hı-hı. Yani komedi oyuncusu diye sınırlamayalım ama, evet, komediyi çok iyi icra eden bir oyuncu. Galada ona da bir söz hakkı verilseydi ve o da keşke duygularını paylaşsaydı iyi olurdu. Ondan sonra insanların böyle popüler kültürde var olma çabasını da eleştirdiğimiz zaman işte... Değerli oyuncuların kendini neden çektiğini ve küstüğünü böyle anlayabiliyorum o zaman, böyle bir şey olduğu zaman. Çünkü gerçekten çok başarılı, gerçekten projeye çok hizmet eden ama popüler kültüre hizmet etmeyen oyuncuların çok böyle haber değeri taşımıyor olmasına ben üzülüyorum açıkçası. Evet. Şimdi oyuncular hep şikayet ediyor ya bu senaryolardan. Artık kendi senaryolarını yazmaya başladılar. Erkan Kolçak Köstendil senaryo yazmaya başlamış. Damla Sönmez açıkladı. Hmm. Baktılar ki belki de kendilerine göre proje yok. Kendi projelerini yayınlamak istiyorlar artık. Yeni nesil oyuncular. Evet, tabii senaryo büyük bir sorun olduğu için, bulunamadığı için, özgün senaryo olmadığı için çok fazla. Eli kalem tutanın bunu
yapmak istemesi çok doğal. Tabii ki hayata geçirebilmek önemli. Mesela bu efsane filminin hikayesini çok kısa söyleyeyim size. Çok, çok çok basit bir konu ama uygulamada nasıl olduğunu göreceğiz. Gizli tarifi aile içerisinde nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrına ulaşmak için birbiriyle mücadeleye giren ikiz kardeşlerin Cengiz kavgası. Cengiz Bozkurt geldi. Evet. Evet. Görmemiştim VTR'de. Şimdi onun da konuşması var. Yoğurt peşinde yani ikiz kardeşler yoğurdun sırrını ele geçirmek konuyu için. Konuyu zaten izleyeceklerdir mutlaka. Çünkü insanlar gerçekten komediyi ve gülmeyi çok özledi. Biraz önce de işlediğimiz evet. konu gibi ülke gündeminde ve dünya gündeminde o kadar iç gıcıklayıcı, o kadar üzücü haberlere şahit oluyoruz ki hele ki sosyal medya avucumuzun içindeyken, bütün dünya avucumuzun içindeyken maalesef negatif evet. olaylara anında haberdar olup bir sürü bilgi yüklemesi ve kötü anlamdaki bilgi yüklemesi şeyinde kaldığımız için bombardımanında gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacımız oluyor. Dizilerde maalesef yurt dışı satış odaklı komedi dizileri talep görmediği için de sinemaların böyle bir hizmet vermesi halka çok güzel oldu. O yüzden de tabii ki karşılığını görüyor. Evet. Çok eğlenceli bir film olabilir. Neden? Yazan ve yöneten Selçuk Aydemir, Çalgıç Engin'in. Tabii Ahmet Kural'ın oradan yani, ekibinden. O seriyi sevenler bu filmi de sevecektir diye tahmin evet, ediyorum. İnşallah. Peki Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da el ele oradalardı. Güzel gidiyor ilişkileri. Biz ilk başlarken dedik ki o dönemde Kaan Yıldırım daldan dala atlıyordu. Evet. Pınar Deniz'le de olunca bu ilişki sürer mi sürmez mi dedik. Bayağı yılı doldurdular yani. Güzel de gidiyor. Yani, evlilik yolunda Kaan, gitmeye başladılar artık. Kaan Yıldırım gibi çapkınlıkla anılmış ve pek çok bu konuda haberleri yapılmış bir insanın hakikaten daldan dala gezerken Pınar Deniz'de durulması evet. beni şaşırttı. Gerçekten şaşırttı. Helal olsun Pınar Deniz'e. Ama şöyle bir durum var dikkatimi çeken. Pınar Deniz yargıda oyunculuğunu gerçekten konuşturuyor. Evet. Hakikaten kız çok ön plana çıktı ve herkes çok başarılı buluyor. Kaan Yıldırım'ın da son projeleri hiç tutmamaya başladı. Tutmuyor. Uzun evet. zamandır ara vermişti. Dedi ki herhalde biraz ara vermeliyim oyunculuğuma. Ama iki projeyle geri döndü. Şimdi bir TV projesi bir ya, de sinema filmi yakışıklı var. Yakışıklı olmak. Fakat deniliyor ki bu dizide tutmayacak. Ya yakışıklı olmak, güzel fotoğraf vermek, güzel konuşmak bunlar ölçü değil ki. Maalesef insanlarımızın %60'ı bir insan yakışıklıysa, güzel duruşu varsa, boyu posu yerindeyse falan başrol veriliyorsa başrol tamam. Başrol ağırlığında bir oyuncu ama bu yani, Kaan Yıldırım. Yani. Sizce? Hakkını veremiyor işte. Oynadığı diziler yayından kaldırılıyor. Hande Erçel'le oynadığı dizi. TRT'de olmasına rağmen tutunamamıştı biliyorsunuz. Yayından kaldırılmıştı. Ya o. Yani tabii... bu yetenek. İçinden çıkacak o canavar senin. Oyunculuk... Öyle bir içinde öyle bir şey yoksa çıkaramıyorsan kötü dışarıya. Kötü mü kanun sunamıyor. Yani hiç konuşmadık bugüne kadar. Ya helal olsun. Biraz evvel Hazal Ergüçlü'yü konuştuk. Helal olsun kıza dedik yani. Evet. Şimdi oyuncunun şansı da gerçekten projedir. Bir proje eğer denk geldiyse o oyuncuya. Mesela Hazal Ergüçlü'nün şu anda oynadığı İnci Hı-hı. Taneleri Hazal Ergüçlü'nün bir şeyidir, şansıdır. Yargı Pınar Deniz için bir şanstır. Oyunculuğunu sergileyebileceğin doğru projeyle meç oluyorsan gerçekten çok önemli bir şans elde etmiş oluyorsun. Ama eğer ki iyi bir projede yer alamıyorsan o zaman oyunculuğunu da çok sergileyebileceğin bir imkan oluşmadığı zaman iyi bir oyuncu olmadığın anlamına gelmiyor. O beş yüzden... projede de mi öyle olur? Altı projede de mi öyle olur? Yedi projede de mi öyle? Bir tanesinde patla kardeşim. Yani işte proje çok dikkat çekmedi. Yanlış proje seçiyor demek ki. Çünkü eğer bir yeteneği olmamış olsaydı bu işte bu kadar çok ısrarcı olmayabilirdi. Ben sadece bu röportajda bir his yine söyleyeceğim. Ya Pınar Deniz çok yorgun ya böyle gerçekten hani oraya olması gerektiği için gelmiş acayip yorgun. Ya da böyle Kaan Yıldırım evet. değil mi yanlış söylemiyorum ilişkisinde biraz böyle bir o heyecanı dinmiş gibi hissettim. Tamamen bir his, sakın ola ki herhangi bir itham ve şey değilim, yaftalamıyorum. Ya şu görüntüyü şu anda değerlendiriyorum. Kaan Yıldırım'ın heyecanı, aşkı bakar mısın bakışlardaki evet. aşk ve onu dinlerkenki hayranlık. Vücut dili geçiyor ama Pınar Deniz ya yorgun
ya Kaan Yıldırım'a birazcık böyle şimdi, bir heyecanlı dinmiş gibi. Bu ilişkiyi ne zaman ortaya çıkarmıştık? Yine bir galaya el ele geldiler. Evet. Şok. Herkes şok bir anda. İlişkiyi o anda öğrenmiştik. Yine ama bir galadalar, paylaşımları da vardı bu kez ufak ilişkileri ufak devam ederken ufak ufak aha başlamışlardı. İlk o zamanki röportajda çok iyi hatırlıyorum. Kaan Yıldırım çok ön planda ve çok konuşkandı. Pınar Deniz daha masum ve hani onu dinler pozisyondaydı. Doğru hatırlıyorsun. Şimdi öyle roller değişmiş ki ağırlık Pınar'a geçmiş değil ilişkide. Evet. Yanlış hissetmemiş. Pınar değil mi söz sahibi ve evet karar veren kişi olmuş. Kaan eşlik eden kişi haline evet geçmiş. Farkında mısınız? Evet, evet. Ağırlık evet Pınar'da burada, beden dillerinde de o şekilde. Yani Pınar Deniz Pınar yönetiyor kadın olarak şu an. Kadın olarak her türlü ağırlığını koymuş evet bu ilişkiye ve Kaan Yıldırım da ne istiyorsa fazlasını buluyor Pınar Deniz'de, bir eşten ne istiyorsa, bir hanımdan ne istiyorsa onu görüyoruz burada. Evlenirler, bu ilişki öyle gidiyor. Yani zaten 2 sene oldu. Yani bu kadar güzel bir ilişki devam edecekse evlensinler, mutlu olsunlar, daha da mutlu olsunlar, bir çocuk da süslesinler. Yani şimdi bu çifte bir çocuk yakışmaz mı? Beklenmez mi? Pınar istiyor çifte zaten de Kaan'ın pek niyeti yok. Daha önce evlendi, ayrıldı ya. Olsun. Olaylı bir boşanması yani oldu. Öyle olsun açıklamaları var. Kaan, evlilik düşünmüyorum şimdi bir asla bir daha diye. Hemen beraberler mi? Ne zaman evlenecekler? Ne zaman çocuk olacak? Boşanıyorlar mı? Şu dörtlü şey hiç değişmiyor. Sorgu ve merak. Basının ve magazinin irdelediği konu. Beraberler mi? Evleniyorlar mı? Evlendiler mi? Evlendiler, çocukları oluyor mu? Boşanıyorlar mı? Evet. Veya boşandılar. Bu dörtlü grafik hiç değişmiyor ilişkilere bakış açısında. Şimdi biz farklı bir bakış açısı getirecek olursak eğer, burada birbirlerini anlayan aynı sektörde iki insanın güzel bir paylaşımı var. Dediğim gibi bu VTR'de Pınar Deniz çok yorgun olabilir çünkü çok yoğun çalışıyor. Hı. Ve o setten sonra sosyal ortama girdiği zaman insanın bazen konuşmaya bile mecali olmayabilir ama o zaman da vücut dili sanki o heyecanını yitirmiş gibi geçiyor. O yüzden de biraz daha böyle insanlar birbirlerini iyice yaşayıp ne yaşamak istediklerine tam karar verdikten sonra bazı kararları almaları gerekiyor. Hemen acele acele evlenme mecburiyetinde gibi koştur koştur benim evlenmesinler. Benim hissettiğim şu, bence karar verdiler ki zaten daha önce de böyle bir paylaşım yaptılar. Hatta dedik ki yüzük mü takıldı, bir teklif mi oldu demiştik. Yargı bittiği zaman düğün yapacaklar. Evlenirler, evlenirler. Dizinin bitmesini bekliyor. Gidiş onu gösteriyor. Gidişat o ve %100 evlenecekler önümüzdeki gibi duruyor. Önümüzdeki sezona yargı acaba devam eder mi? Çünkü yargı bir tık sezon arka sokaklara dönmeye başladı. Evet, bu son sezon. Onu söylemişlerdi. Çünkü yani ben ciddi bir yargı fanıyım ve iyi bir takipçisiyim. Peki. Biraz konu tıkandı gibi. Evet. Şimdi kariyeri bitse bile gündemde kalmaya devam eden bir isim var. O da Merve Bolor. Bu da bir başarı baktığımız zaman değil mi? Şimdi oyunculuğu bıraktı mı ona bir bakalım. Evlilikleri neden yolunda gitmemiş? Sırada bu haberimiz var. Merve Bolur'un dillere düşen kariyeri ne olacak? Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Ekranların aranan oyuncusuyken geldiği bu noktadan kim sorumlu? Kariyerini kendi elleriyle mi bitirdi? Oyunculuğu mu bıraktı? Sana layık düşer benden. Merve Bolur'un zirveden dibe düşen kariyeri nasıl bu hale geldi? Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Merve Bolur diye başarılı bir oyuncu varmış. Ama zaman geçtikçe şöhretinden ve oyunculuğundan eser kalmamış. Ekranların aranan ismiyken artık kimse onu aramaz olmuş. Evlenip kocamın Merve'si olayım demiş ama o da kısa sürmüş. Keşke bu hikayenin sonu mutlulukla bitseydi ama bu hikaye hüsranla dolu. Aşkta hüsran, İş hayatında hüsran, Merve Bolur neden oyunculuk yapmıyor? Neden ekranlarda özel hayatıyla gündem yaratmaya çalışıyor? Kariyerini iyi yönetemedi mi? Murat Dağkılıç'la boşandıktan sonra hayata küsmüştü. Merve nerede derken ilginç paylaşımları ve konuşmalarıyla tekrar ortaya çıktı. Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam.
kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Sanki eski Merve gitti, yerine bambaşka bir Merve gelmişti. Merve Boluğur'a ne oldu? Sana layık düşer benden önce, tutsak yüreğim, biliyorsun sen. Kendine ait bir ruj markası çıkardı, taktı sepeti koluna, ruj sattı. Ama bu da olmadı. Şarkı söyledi, sahneye çıktı, herkes onu konuştu ama kötü konuştu. Bu da olmadı Merve. Geçmiyor ne ilaç ne antidepresan, çözemedim vallahi çok enteresan. İkinci kez evlendi. Kocamın karısıyım dedi. Çok aşığım dedi. Sadece 53 gün evli kaldı. Yine olmadım. Kameralar karşısına gün geçtikçe bakımsız çıkmaya başladı ve hiç yaptığı işlerle anılmamaya başladı. Arap Yarımadası'na gidip kırmızı halıda yürüyeceğim dedi. 100 milyon TL alacağım dedi ama o bebek sahilde bir erkekle yürüdü. Evet, Dubai'ye işim var. 100 milyonluk teklif aldık. Dubai'ye gidiyoruz Büşra Hanım'la. Evet, 100 milyonluk teklif aldım. Vallahi çok güzel bir teklif. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim. Eski eşi Mert Aydın'la tekrar görüşüyor haberi çıktı ama kimse onları görmedi. Bu sadece bir iddia olarak kaldı. Acaba bu haberleri kendisi mi çıkarttı? Mert Aydın ödüller alırken, galalarda gezerken Merve aniden başka biriyle görüntülendi. Merve Boluğur gündeme mi gelmeye çalışıyor? Bu haberler asılsız mı? Neden oyunculuğa geri dönmüyor? Tüm bunları düşünürken Merve Boluğur bir AVM'de karşımıza çıkıyor. Merhabalar, nasılsınız? İki dakika nasılsınız? 2 dakika yaşamıyorlar. Yazacağım var ya bir yere yetişeyim. O zaman iki fazla değil. Muhabirlerin Mert Aydın'la ilgili haberler doğru mu sorusuna özel hayatımda anılmak istemiyorum diyor. Peki şu an anılacağı hali hazırda yaptığı bir iş var mı kendisinin? Özel hayatımla ilgili yani biraz geride tutmak istiyorum gerçi bu dönem ama yaşadığım bir şey olduğu sürece de yani bu haber yalan kesildi. Öyle bir şey mümkün değil zaten. İşime odaklandığım süreçteyim. Müzik yapmak istiyorum. Merve Boluğur'un şarkıcı olduğunu unutmuştuk doğrusu. Merve Boluğur o kadar uzun zamandır oyunculuk yapmıyor ki kendisi de asıl mesleğini unutmuş sanırsak. Müziği çok seviyorum. Dediğim gibi biraz şimdi işime de odaklandığım bir süreçteyim. Biraz müzik yapmak istiyorum. Müzikle ilgili çalışmalarım olacak. Daha çok biraz onunla konuşmak da istiyorum. Ne yalan söyleyeyim artık biraz sıkıldım ama dediğim gibi yani Mert'le ilgili kısım falan hep yalan yani. Merve Hanım, iş yaptınız da biz mi konuşmadık? Tercihen oyunculuğu bırakmış. Ben tercihen geri çekildim biliyorsunuz. Evet. Şimdi tercihen de geri geliyorum. Kırmızı halı sorularına ise böyle cevap veriyor. Haber bekliyorum şu anda. Tarihsel olarak orayla ilgili bir sıkıntı oluyor. Yani organizasyon olarak bir durumumuz var. Daha önce söylediğim gibi yani bir kırmızı halı yürüme durumum bu. Oraya özel bir event. Ödül töreninde acaba ne ödülü alacak? Merak ettik doğrusu. Umarız ki kırmızı halı hayali gerçek olur Merve Hanım'ın. Biz de kendisini yaptığı işlerle anmak isteriz. Kendisinin de dediği gibi. Ama önce iş gerekiyor. Yani bir ödül töreni aslında bu. O ödül töreninde de kırmızı halıda yürüyorsun. Bu şekilde bir yani selebritileri çağırdıkları Türkiye'den bir event yani. Biz oyunculuk teklifi gelir mi derken o ben işimi çok seviyorum müziğe geri dönmek istiyorum diyor. Nasıl buluyorsunuz Merve'nin şimdi müzik kariyerini? Merve'nin sadece müzik kariyeri değil ama genel kariyerini konuşacak olursak Merve evet Murat Dalkılıç'tan sonra eski Merve gitti. Bizim tanıdığımız Merve gitti başka bir Merve geldi. Ama bu Merve'nin dengesini bozan şey ne oldu? Bunu hiçbir zaman Merve dile getirmedi. Yani Murat Dalkılıç'la ne yaşadı ki bu kadar dengesinin bozulmasına sebebiyet oldu bu durum. Bence oldu bir şeyler. Bazı böyle ortak arkadaşlarımızın da söylediği bazı şeyler var. Tabii bunu yayında söyleyemem ama Merve'nin bu evliliği esnasında şahit olduğu bazı durumlar Merve'nin evet dengesini biraz
bozduğu söyleniyor. Ama bunu Merve hiçbir zaman dile getirmedi. Fakat ondan sonra kendisine zarar vermeye başladı. Bu dengesini kaybetmiş olmak, belki yaşadığı hüsran, üzüntü ve bence çok aşık evlendiği için de bir kadın olarak bunu taşıyamadı. Yaşı da daha çok küçüktü. O yüzden de onun dengesinin bozulmasına sebebiyet verdi ve ondan sonra o döneme kadar hep iyi projelerde yer alan ve bence yüz anatomisi gereği ve yeteneği gereği gerçekten kendine özgün bir oyuncuyken bir anda talep görememe hali ama medyada sürekli var olma hali de hep bir şey yapıyorum dedirtme gereği ve ihtiyacı hissettirdiği için sanki hep teklif geliyormuş gibi kendini anlatma çabasına girdi. Aslında ben burada tabii Merve'ye üzülüyorum. Beni daha önceki açıklamamda biraz yanlış anlamıştı. Ben ona demiştim ki annesi olsam gerçekten hani pataklarım demiştim ama ona bir şey olarak söyledim yani. Gidip de herhalde bir şiddet yanlısı olduğum için değil. Çünkü yetenekli bulduğum için. Bu psikolojik durumunu doğru yönetemediği için ve sergilediği basına lanse olan halinin ona daha da iş kaybettirme durumu olacağı için yani yakını olsam gerçekten hani pataklarım, yazık ziyan oluyor demek istedim. O da farklı algılayıp bana hoş olmayan bir şey açıklama yapmıştı. Neyse ben onun büyüğüyüm. Sonuçta böyle şeyleri çok böyle düşünerek şey yapmam yani kin tutmam kimseye. Merve bundan sonra şey diyeceğim. Bu arada müzik yapmak istiyorum diyor. Mert'le olan bağlantısı tekrar müzik yapmak istediği için Mert'i arıyor. Mert de biliyorsunuz DJ ve aranjörlük yaptığı için benim de kardeşim gibidir. Mert'i de çok severim. 53 gün evli kalmışlardı zaten. Mert de çok aşık oldu Merve'ye evlenirlerken. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Fakat Mert'le tekrar bir araşma durumu, bir araya gelme durumu tamamen tekrar yapmak istediği projeyle alakalı. Yakın çevresi de diyor ki Mert'ten başka müzik yapan aranjör mü yok? Niye tekrar Mert'e gidiyorsun? O da hala Mert'e ne kadar güvendiğini gösteren bir aslında tutum. Demek ki aralarında bir problem yok ve bir şey olsa hala Mert orada diyebileceği bir ayrılık yaşanmış ama bu ilişkide. Mert kendini kaçtı, kurtardı, zor kurtardı çocuk ilişkiden. Öyle, onun öyle olduğunu biliyoruz. O yüzden zaten 53 gün sürdü. Şunu söylemek istiyorum. Merve Boluğur'a bundan sonra dizi sektöründen, sinema sektöründen ciddi bir teklif gelmez. Kendini sıfırlamadıktan sonra şu hali aslında bir oyuncunun maalesef Merve Boluğur yani dibe vurduğunun göstergesidir. Bana 100 milyonluk teklif geldi. Bunu kimden, bugüne kadar Hande Erçel'den, Serenay Sarıkaya'dan, Berat Saati kimden böyle bir şey duydunuz mu yahu? 100 milyonluk teklif geldi. Bana kırmızı halı. Kırmızı halılar sana kurban olsun ya. Ne demek kırmızı halıda yürüyeceğim ya? Sen Kıvanç'la baş başa dizi oynamış, yüksek reyting almış, yani imzanı atmış sektöre birisisin, bir oyuncusun. Maalesef dibe vurdun Merve Boluğur. Bunu da kendin yaptın kızım. Kendini niye bu kadar perişan gösteriyorsun bize? Arkadaşlar lütfen mikrofon uzatmayın şu kıza lütfen. Daha perişan hallerini görmek istemiyorum. Yani şimdi eğer eski Merve Boluğur olsaydı Yılmaz Usta, Yılmaz Erdoğan Usta ona teklif ederdi Dilber rolünü. O kadar da güzel oynardı ki İnci Tanelerinde başı öyle de yakışırdı ki ona. O hakkını kadar verirdi güzel. Doğru. Tabii yani ama İyi maalesef oyuncu. Maalesef sektör ondan uzak duruyor, kaçıyor. Ya daha da bu konuda onu üzecek şekilde konuşmak istemiyorum. Ama yani maalesef mimlendin bu konuda artık yani. Bunu zor, önce sen dedin zor. Ya Murat Dalkılıç'la ilişkisinden sonra mı öyle oldu? Gözümle bir olaya şahit oldum Kıbrıs'ta. Hande Erçel'le beraberdi o zaman Murat Dalkılıç. Öyle bir psikolojik baskı uyguladı ki kıza. Hande arkadaş mi? Ortamının yanında. Hatta dedim ki Hande iyi sabrediyor. Nasıl tahammül ediyor ya? Ha, ben ya. Olsam orada bozarım. O gün de ayrılırım dedim. Hatta gözümle gördüm, şahit oldum. Şimdi bir de onlar evliydi. Hadi Hande zaten sonra resti çekti, ayrıldılar. Ama evliliğinde acaba neler yaşadı dediğin gibi. Yani Murat ilişkide demek ki biraz baskın bir karakter kadınına karşı. Çünkü o günden beri hiçbir şey yolunda gitmiyor Merve'nin. Merve bambaşka bir Merve oldu.
Merve Murat Dalkılıç'la ilgili bazı şeylere şahit olmuş duyduğum kadarıyla. O da hayal kırıklığına uğratmış Merve'yi. Merve de şimdi var olma çabası gösteriyor basının önünde. Yani bakın ben aslında hala talep görüyorum. Aslında ben hala iş yapabilirim. Evet bir magazin kimliği var. Çünkü kameralar onu gördüğü zaman mikrofon uzatıyor. Ama altta bir iş olmayınca o da bunu İşlemiş. Bertaraf evet. edip hala varım, hala bir şey yapabilirim. Yorumu anlatmaya çalışıyor. Ben sadece Merve'de değil böyle birçok oyuncu gördüm. Yani işte projemiz var, şimdi bir toplantımız var, şimdi bir yerden çıktık, bir görüşmeden çıktık, şimdi bir işte Yazık. Projeyle ilgili falan. Yazık. Şimdi kendini ispat etmeyi anlatmak. Şu anda bir şey yok, beklemedeyim demek evet. daha dürüstçe bir şey. O zaman zaten yapımcılar da daha mantıklı bir söylem olarak kabul ettiği için değerlendirme altına alabilirler. Ama sürekli bir şey yapıyormuş gibi gözükmek aslında iyi bir şey değil. Şimdi kariyerini bıraktı mı diye gündeme gelen bir başka isim daha var. O da Hande Erçel. Evet. Bakalım oyunculuğu bıraktı mı? Sosyeteye mi girmek istiyor? Neden sürekli işiyle değil de özel hayatıyla konuşuluyor? Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı? Zaten çok uzun zamandır istiyordum. Sosyeteye mi girmek istiyor? İşiyle değil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Uzun ses saatleri. Çalışmak zor mu geliyor Hande'ye? Yok efendim. Hayır. Hande Erçel, tombul yanakları, balık etli vücuduyla dizilerdeki masum, gururlu kızı oynardı. Zamanla zengin adam, fakir kız hikayelerinin vazgeçilmez ismi oldu. Oyunculuğuna çok eleştiri geldi. Hande üzüldü ama yılmak yok, yola devam dedi. Tombul Hande dediler, zayıfladı. Yanaklı Hande dediler, yanaklarını estetikle küçülttürdü. Artık Hande tamam derken o işi gücü bırakıp sosyetik sevgilisiyle gündem olmaya başladı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya başladı. Özel hayatı, iş hayatının önüne geçen, saçlarıyla bir türlü barışamayan Hande Erçel, yakın arkadaşı Bige Önal'ın doğum gününü kutladı. Ancak güzel oyuncu, muhabirlerin tüm tatlı ısrarlarına rağmen cevap vermedi, röportaj yapmak istemedi. Kırdın bizi Hande. Pardon abi. Doğum gününle ilgili konuşalım bari. Söylediniz mi? Ha, söyledim, aradım. Bilge Hanım'ın doğum günü galiba. Evet. Onunla ilgili konuşsak olur mu? Ekranların aranılan yüzüyken havalimanlarının aranılan ismi oldu. Hakan Bey siz neler söylemek istersiniz yeni dizi için? Allah hayırlısı olsun inşallah. Ben de Hande kadar heyecanlıyım yani. Sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymadı. Hande Erçel sosyeteye mi girdi haberleri, Hakan Sabancı'yla evlenecek mi haberleri gündemden düşmüyor. Hande Erçel rahatı mı seçti, oyuncu aşkı seçip işi bıraktı mı? Hande Erçel'in bu değişimi ve gündemden düşmeyen aşk haberleri kariyerine zarar veriyor mu? İmkansız. Dijitalde mi yer almak istiyoruz? Evet şu an bir şey okuyorum hatta çok sevdiğim, çok beğendiğim bir iş. Bakalım inşallah olur. Teşekkür ederim. Kariyeri iyi yönetilemiyor mu? Kendisi Merhaba. Oyuncu koçum İbrahim. Öyle bir sohbet ettik. Çok uzun zamandır görmüyordum. Ne haber? Ben arabaları bekletiyoruz. Ne yapalım? Hande Erçel Hakan Sabancı ile evlenir mi? Evlenirse oyunculuğa veda mı eder bilinmez ama ya bu aşk biterse bir gün o zaman Hande başını taşlara vurur mu? Acaba Yasemin Özilhan'ın yolundan mı gidiyor deniliyordu ya hani çünkü oyunculuk bırakma haberleri işte uzun süreli bir ilişki Sabancı ailesi var bir tarafta olacak mı olmayacak mı gelin olarak kabul edecekler mi konuları gündemdeyken Yasemin Özilhan bir paylaşım yapıyor Hande Erçel de aynısını Yasemin Özilhan bir kıyafet giyiyor Hande Erçel aynı kombini giyiyor aynı paylaşımlar yani sanki idol alınmış Yasemin'le
İzzet Özilhan, Kerem Bürsin'in çok iyi arkadaşı. Hı. İzzet'le Kerem Bürsin Anadolu Efes'in basket maçlarına da gidiyorlar. Anadolu grubunun veliahtı İzzet Özilhan biliyorsunuz. Sabancı ailesi gibi çok güçlü, Türkiye'nin en güçlü sanayici ailelerinden birinin gelini Yasemin Özilhan. Ve Kerem Bürsin'le Hande Erçel sevgiliyken, İzzet Özilhan ve Yasemin Ergen'e eski oyunculuk soyadı Özilhan'la ailece görüşüyorlardı. Mangal yapıyorlardı bahçelerinde, birbirlerinin bahçelerinde. Ancak Kerem Bürsin'le ayrıldığı zaman Hande Erçel ayrılış şekillerinden sonra Yasemin Özilhan engelledi arkadaşlar. Engelledi Hande Erçel'i. Takipten çıkma değil, engelledi direkt de. Engelledi de. Orada Kerem Bürsün'e haksızlık yapıldı. Çünkü çok seviyorlardı İzzet'le Yasemin Kerem Bürsün'ü. Böyle düşünüldü. Bu şekilde de yorumlar vardı. Ve Yasemin Özilhan'la ilişkiyi kesti şeyle, Hande Erçel'le. Ama senin dediğin çok doğru. O zaman da bu konuşuluyordu. Hande Erçel Yasemin Özilhan'a mı öykünüyor? Onun gibi mutlu, zengin bir aileyle mutlu fazla bir evlilik. Fazla gözlemlemiş. Evet, yapmak istiyor. Evet. Arzusu bu şekilde diye. Hakikaten ondan sonra da bir şekilde hayat onun karşısına çok güçlü bir ailenin evladını çıkardı. Ve bugün de o ilişkiyi sürdürüyor. Ama günün birinde öyle olur mu? Muradına erebilir mi? Evlenebilir mi? Sabancı ailesine gelin gidebilir mi? Baksana şimdi Budapeşte'ye gittiler. Macaristan'a uçtular. Yani bütün kaç ülke geçtiler? İtalya, Finlandiya, İngiltere. Onlar gezdikçe ben not alıyorum. Paris, Amerika, Endonezya, en son Bali. Hande gelmese de zaten Hakan gidecek ya. Hakan'ın yaşam tarzı bu. Hakan zaten yaşam gidiyordu. Ona hangi kadının eşlik ettiğinin o anda çok bir önemi yok. Çok fazla ilişki değiştiren ama bir insan yani olduğu insan için da bir yere sevmediği bir insanla o kadar kilometrelerce uzağa gitmek istemez. Bir süre sonra sıkıntı gelir yani. Belli ki Hakan Sabancı da Hande Erçel'den çok keyif alıyor. Beraber artık bir uyum yakalamışlar ki bu kadar beraber seyahat yapmaktan keyif alıyorlar. Neyinden keyif alıyor? Çünkü bir tahmin edelim ya. Mesela Hande Erçel'in mesela neyinden bu kadar uzun, çok doğru söylüyorsun, vakit geçirdiğine göre. Mesela güzel fıkra anlatıyor olabilir mi Hande Erçel? Ya da güzel şarkı söyleyip ona ne bileyim ben güzel belki kulağına güzel fısıldıyor, güzel sözler söylüyor. Ben ya de tahmin ediyorum biliyor musunuz? Hande Erçel çok güzel dinliyor. Dinliyor. Hande Erçel naif ve böyle çok hırçın bir yapıya sahip değilmiş gibi geliyor. Hiç tanımıyorum ama karşı taraftaki çocuğun yetiştirilme tarzıyla tabii ki bir özgüvenle büyüyor. Şimdi Hakan Sabancı'yı da eleştiremem yani. Bir şeyin içine büyüyor, doğuyorsun. O çocuğun da tercihi değil. Şanslı doğan bir çocuk. Belli şartlarda da yetiştirildiği için o egosunu bence güzel idare eden bir kadın Hande Erçel. O yüzden de keyif alıyordur Hakan Sabancı ondan. Aman dikkat et abi düşme. Yok. Şöyle oturayım sana doğru, güzel anlattın. Dırdırsız. Evet, erkekler böyle kadınları tercih eder, sever. Dırdır yapmayan. Hande Erçel'i. Ağzı var dili yok derler ya. Hande Erçel'i aşkı seyyah yaptı. O yüzden Hande Erçel aslında güzel bir seyahat programı yapabilir. Böyle gezerken çok tatlı, çok keyifli görsellerle güzel bir proje yapabilir. Bunu da bir projeye çevirebilir. Çünkü çalışmaya hem alışık hem de seven bir genç kadın. Ama bu oyunculuğu bırakıyor mu söylentilerinin neden çıktığı aşikar tabii ki. Yaşadığı ilişkideki işte artık bu seyyah olmuş hali, ilişkinin evliliğe doğru gidiyor olması ve projelerinin tutmayışı da acaba motivasyonunu kaybetmesine sebep olup oyunculuğu bırakır mı soru işaretlerini uyandırıyor hepimizde. Valla hırslı bir kız. İşte biraz önce VTR'mizde de işte dediler ya, yüzü işte yuvarlak, büyük, zayıfladı, yüzünü eritti. İşte bir şey dediler, çalıştı. Oyunculuğuyla ilgili de bu kadar çok eleştiriye tabi tutulduğu için bence oyunculuğunu da geliştirecektir ama hiçbir zaman işte Serenay gibi, Pınar Deniz gibi bir oyuncu olamaz. Çünkü nüvesinde ve yaratılışında, naturasında yok. İyi, güzel teknikte oynayabilir ama hiçbir zaman o oyunculuğu Hande Erçel'in geçmeyecektir ki
çok beğendiğim Su gibi bir genç kız. Evet, benim bir şey, güzel bir söz istiyorum. Oyunculuk başka bir şey. Istiyorum. Buyurun çocuğum. Teşekkür buyurun, ediyorum. Buyurun çocuğum, konuşalım. Şunu sormak istiyorum ikinize de. Peki Hande Erçel çok güzel dinliyor. Tamam, katılıyorum. Sen söylemiştin galiba geçtiğimiz günlerde bir kavga etmişler. Sevgilisi çok eski kızmış. Eski sevgilisi. Evet. Bu. Şimdi Sabancı çok kızmış. Ve evet. Hande susmuş. Haklı olduğu halde susmuş. Kalkıp gitmiş. Sabancı kalkıp gitmiş. Daha sonra Hande barışmış. Bir şekilde Hande gönlünü almış. Evet, Hande sahici mi yapıyor peki sizce? Yoksa yani o gün gelene kadar, evlilik teklifi alana kadar oynayacak mı? Hiçbir oynuyor mu? Hiçbir kadın bu kadar egoya ya da psikolojik olarak bir erkeğin bu kadar hüküm sürmesine sakin ve sessiz kalamaz. Var, bir yere var, kadar kalırsın. Dida. Bir yere var, kadar. Kalanlar var. Bir yere kadar kalırsın. Ve bir yerde şurana gelir ama. Yeter ama dersin. Bakın, değil ben mi size yani? Bir şey anlatayım. İnsanın da ilişkide kişiliğini, karakterini ortaya koyması bir gerekiyor. Bir şey anlatayım. Geçen İlla sene... çok bağırıp kavga etmesine de gerek yok bunun için. Evet. Ama söyleyeceğini de söylemeli o anda sıcağı sıcağına. Ama bu ilişkide de Hande sonra Erçel markası. Sonra saçma sapan bir şeyden patlayacaklar, ben size söyleyeyim. Hande Erçel. İçine atıyor şu anda. Hande yani, Erçel markası bu ilişkide de Hakan Sabancı'nın tölere etmesi gereken bir durum. Şimdi bir erkeğin de bu kadar popüler bir kadının talebini tölere etmesi de kolay bir şey değil. Aslında burada Hakan Sabancı da bir fedakarlıkta geçen bulunuyor. Geçen sene birlikte New York'a gitmişlerdi ve orada biraz uzun kaldılar. 10 günden fazla, 12 gün kadar kaldılar. İkinci günden sonra Hakan Sabancı kaybolmuş New York'ta. Hande Erçel ulaşamıyor. Ve Hande Erçel gece geç saatte geliyor, çok geç saatte geliyor Sabancı odaya, otele. Bu 1-2 olunca arkadaşları vasıtasıyla bir tane dedektif tutup peşine takmış. Orada New York'ta ne oluyor diye şüphelenmiş. Ne oluyor? Hayır, Hakan Sabancı'nın uzaklaşma, kaybolma şeyi de o business iş. Buradaki işleri koordine etmem gerekiyor filan diye. Ama Hakan buna uyanmış ve dedektifi atlatmış. Sonradan bize gelen bilgiler, bunu programda da söylemiştim burada. Rus bir kız, genç bir kız, 16 yaşında ve çok varlıklı bir ailenin kızı. Hakan Sabancı'nın onunla arası varmış. New York'ta da onunla buluşuyormuş filan falan. Ve sonra ama bunu mesele yapmadı. Şimdi Hande Hakan Erçel. Yıllarca bunu yurt dışında okudu ve yurt dışında yaşadı. Evet. Ve çok sosyal çevresi olan bir çocuk. İlk ya Türkiye'ye yerleşme kararı aldığından beri de yine yurt dışındaki kız arkadaşlarıyla görüşmelere devam etti. Onlarla bağını hiçbir zaman koparmadı. Ortak çok fazla arkadaşımız var. Oradan biliyorum. Düzenli ilişkisi, Türk sevgilisi zaten olmadı. Birkaç kişiyle öyle isim çıktı ama hani sabun köpüğü haberlerdi bunlar. Evet. İlk defa Hande ile uzun ilişki yaşıyor gibi gözüküyor. Ama bu bizim gördüğümüz tabii ki. Huylu huyundan vazgeçer mi? Bilemiyoruz. Hande Erçel bunlara da sonra Hande'ye bu duyumlar geliyor. Bize nasıl geldiyse ona da gidiyor evet. filan. Hiç üzerine gitmiyor Hakan'ın sevgilisinin. Bu da çok enteresan. Senin dediğine geliyor. İyi dinliyor. Naif. Sessiz, sakin. Ha? Naif. Yani dırdır yapmıyor. Kadınların yapmıyor. İlişkide bir beklentisi, bir amacı yapmıyor. Varsa bazı şeyleri sineye çekerler. Sineye çekerler. Der ki yani istediğim olana kadar der kadın. Ya bir de şöyle bir yani, durum var. Karşındaki de sana mantıklı bir açıklama yapıyorsa ikna da olabilirsin. Şimdi bu çocuk yurt dışında okumuş, bir sürü arkadaşı var ve bu evet. arkadaşlarıyla daha özgür görüşmek isteyebilir ve kız arkadaşının bundan rahatsız olacağını düşünerekten ondan gizli bir buluşmak istemiş olabilir. O ortaya çıktıktan sonra durumu eğer anlattıysa kadın da buna ikna olmuş olabilir. Ya ben bu arada olaya başka bir taraftan da bakmak istiyorum. Hakan Sabancı'nın mesela işte bu kadar varlıklı ve popüler bir ailenin çocuğu olarak yansıdığı şekli ki yaşını da lütfen değerlendirerek yapalım bu şeyi yorumu benden sonra. Yine çok düzgün yaşıyorlar ya. Senden sonra yani, tufan hayatım senden sonra. Yurt dışında böyle varlıklı ailelerin çok arkadaşım var. Çocuklarının evet. nasıl yaşantılar içerisinde olduklarına o kadar şahit oluyorum. O kadar biliyorum ki yine bizim çocuklarımıza baktığımız zaman yine efendi yaşıyorlar. İşte bir çapkınlık haberleri geliyorsa geliyor ki onların da yaşı çok küçük olduğu için doğal olarak hani biz zamanında neler yapmıştık dönemini yaşadıkları bir dönemde yine gerçekten edepli yaşıyorlar. Bak bir ilişkisi 1,5 senedir devam ediyor. Hem de popüler bir kızla devam ediyor. O yüzden biraz daha böyle yapıcı konuşma taraftarıyım. Ben bu ilişkinin bir evlilikle güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum açıkçası. Ama evlenilirse eğer Hande Erçel'in oyunculuk kariyerinde devam edeceğini düşünmüyorum.
devam ben ederiz. Ben evlenseler bile boşanacaklarını düşünüyorum. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Macaristan'da Budapeşte'de kalacakları otel Hakan Sabancı'nın kankasının oteli. Evet. Ve daha evvel aşkları orada filizlenmişti. Bu kadarını söyleyeyim. Daha evvel o otelde, o şeyde Macaristan'da, Budapeşte'de. O zaman orada evlenme teklifi geliyor, ben size söyleyeyim. Onların, eğer orada başarıysa öyle onlar bir şey için, olabilir. Onlar için Budapeşte'nin apayrı bir anlamı var. Peki evet. Hasan Cankaya ile devam edelim. Milyonluk arabasıyla kaza yapıp sonra da kaçtı mı? Kaza yaptığı sorulan Hasan Cankaya bakın nasıl gerilmiş. Komedyen Hasan Cankaya milyon dolarlık arabasıyla kaza mı yaptı? Alkollü bir şekilde araba kullandığı iddia edilen Hasan Cankaya polislere rüşvet mi verdi? Geçmiş olsun abi, geçen ay bir kaza yapmışsınız alkollü bir şekilde. Bu iddiaların sorulduğu Kaya nasıl gerildi? İddialar doğru mu? Ünlü komedyen Hasan Cankaya, Konuşanlar programından önce Hasan Cankaya'yı kimse bilmiyordu. Ünlü isim bir anda Türkiye'nin en çok tanınan simalarından biri oldu. Biz o zaman yedik, bayağı kırma olur ancak benden. Güzel bir kız da benim kırmam. Acun Ilıcalı'nın kendisini fark etmesiyle şimdilerde Ilıcalı'nın platformunda Konuşanlar programını yapmaya devam ediyor. Fakat zaman zaman üslubu sebebiyle eleştiriliyor Hasan Cankaya. Hasan Cankaya ayrıca Büşra Pekin'in oynadığı Çok Aşk filmiyle de Beyaz Perde'ye bir selam verdi. Aynı zamanda dizide çeken Kaya her kulvardan saldırmaya devam ediyor. Fakat Kaya hakkında geçtiğimiz ay olay bitti ortaya atıldı. Söylemezsem olmazı ulaştığı bilgilere göre Hasan Cankaya yaklaşık bir ay önce lüks marka arabasıyla Etiler'de alkollü bir şekilde giderken kaza yaptı. Ön jantlarını yere sürte sürte kaldırımlara çarpa çarpa giden Hasan Cankaya'nın o halini o anda oradan geçen devriye polisleri fark etti. Fakat iddialara göre Hasan Cankaya polislere para teklif edip bu olayı unutmalarını istemiş. Kulislerde konuşulan bu iddialar doğruysa eğer Hasan Cankaya'nın bu konu hakkında açıklama yapması gerekiyor. Geçtiğimiz gün Oğuzhan Koç ve daha birçok ünlü ismin buluştuğu bir mekandan çıkarken yakaladığımız Kaya'ya bu konuyu sorduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz abi. Öncelikle geçmiş olsun abi. Geçen ay bir kaza yapmışsınız alkollü bir şekilde. Muhabirimizin sorusunu duyar duymaz Hasan Cankaya'nın yüzü düştü ve yok öyle bir şey diyerek soruyu geçiştirdi. Geçen ay bir kaza yapmışsınız alkollü bir şekilde araba kullanırken arabayı Etiler orada. Fakat Kaya'nın bu soruyu hiç beklemediği ve soru ilk geldiğindeki yüz ifadesi biraz manidar gibiydi. Araba kullanırken arabayı Etiler orada. Tabelalarda vurmuşsunuz. İyi akşamlar. Polisler gelmişti, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Bu bir iddia tabii. Muhabir arkadaşımız Mustafa sorunca da beden diline dikkat yalnız. Ya değil mi? Yok öyle bir şey yok diyor ama. Soruyu duyunca şok oluyor bir kere. Bir an dondu kaldı böyle soruyu duyunca. Bir an dondu kaldı. Tabii. Yani arkadaşlarımızın ben kaynağının doğru olduğuna inanıyorum. Ve yaşanmıştır. Olabilir, doğrudur. Şey enteresan yalnız iddiaya göre polisler bunun kaza yaptığını görüyorlar. Arabasını kaldırma vura vura gittiğini, yani alkollü olduğunu görüyorlar. Ama bir ceza uygulamıyorlar. Arabayı bağlamaları lazım. Alkol ölçüp eğer sınırın üstündeyse ceza uygulamaları lazım. Bu neden yapılmıyor? Bu enteresan. Bunun gerekçesi olarak da polislere rüşvet verdiği söyleniyor. İnanmak zor tabii. Bunun bu ispatı iddia. Gerekiyor. Yok bu iddia. Ya öyle bir şey polisler kabul etmez. Çünkü bir de şöyle bir şey. Evet. Karşılarındaki ünlü bir insan ve ünlü bir insanı o vaziyette polislerimiz asla hiçbir bırakmaz. Hiçbir memur asla böyle bir şeyi zaten yani, kabul şimdi etmez. Şimdi böyle maalesef bir takım şeyler tabii ki olmuyor değil. Ama şey diyebilir, ben ünlüyüm, beni tanımadınız mı falan yapmış mıdır? Bazı ünlüler alkol etkisiyle öyle şeyler yapabiliyorlar. Yapan ünlüler oluyor, evet. Niye, ünlü olunca ayrıcalıklı mı olunuyor yani, ceza alınmayacak mı? Ben öyle çok ünlüye şahit oldum. Beni tanımadın mı? İşte ben bu ülkeye neler yaptım vesaire gibi polislere böyle ayrıcalıklı davranma talebinde bulunan bazı ünlüler oluyor. Ama Hasan Cankaya'nın ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer böyle bir şey yapmış olsaydı zaten hem görüntü olarak hem de ceza olarak bunu mutlaka öderdi ve görürdük. Evet, bugüne kadar hiç olmamış gibi de konuşmanın bir anlamı yok. Rüşvet veren, bu rüşveti kabul eden, maalesef görevini kötü kullanan insanlar olmadı değil. Oluyordur da. Ama bu kadar ünlü bir insan
bu kadar göz göre bir şey kabul edilmesinin ne kadar risk taşıyacağını o polis memuru da bilir. Zaten böyle bir şeyin kabul edileceğini ben düşünmüyorum. Hasan Can Kaya'nın mizah anlayışını seven var, sevmeyen var. Tavrını seven var, sevmeyen var ve çok ciddi yükselişte. Hatta yükseldi bile ama daha da bir yükseliyor artık sinema filmleriyle. Çünkü o dijital platformdan çıkıp artık özel sinema filmi gümledi kanal, yalnız. O 300 bin seyirci. Da, 300 bin seyirci sinema filminde. Çok kötü sinema filmi. Onu söyleyelim de 380 bin Büşra Pekin'le oynadı. 380 bin seyircide kaldı. Yani televizyonda milyonlar izliyor ama sinemada insanlar demek ki sahici seviyorlar, bulmuyor. Stand-up'ını programı seviyorlar. Yani işte yükselişte onu söylüyordum. Bir evet. Şey üreten insanlarla ilgili tabii ki daha da dikkat çekiyor artık her hamlesi, her yaptığı şey. Bir çın çın diye çınlamaya başlıyor artık. Bunları da eminim ki Hasan Can Kaya çok iyi biliyordur. Bu yönetimi de doğru yapıyor bence. Hele ki son zamanlarda biliyorsunuz şehit ailemize yaptığı yardım çok takdire şayan. O gösterisini şehit ailesine bağışlaması, ondan sonra böyle yardımsever tutumları olan sanatçıları ben çok destekliyorum. Bu kafa yapısındaki bir insanın da bu kadar radikal hatalar şimdi yapacağını düşünmüyorum. Polisimizin ben. Tabii töhmet altında kalması şu anda itibaren Hasan Can Kaya rüşvet ödedi mi ödemedi mi? Madem bu haber gündeme geldi konuşuyoruz, bunun açıklığa çıkarılması gerekir. Eğer böyle bir şey yapıldıysa Hasan Can Kaya bir kazaya karışıp da bunu örtbas ettirdiyse bu yanlış bir şey. Bir örnek olması gerekir diyoruz her gün burada ünlülerin. Bu nasıl ortaya çıkarılır? Polis araçlarında kamera var. İçeriği ve dışarıyı gösteren ve Bağdat Caddesi'nde her yerde kamera var. Güvenlik kamerası var. Bu o günkü birkaç gün önce birkaç gün sonra olay taranır. Görüyorsunuz işte İzmir'de katili olaydan 3 saat sonra 110 saat görüntüyü tarayarak polisimiz 70 ayrı kameradaki görüntüyü 3 saat sonra Buca'da Gazi Emin neresi Buca neresi gitti yakaladı enseledi. Polisimizden hiçbir şey kaçmaz. Eğer böyle bir şey olay yaşandıysa lütfen ama lütfen çok rica ediyorum. Bu emniyet güçlerimiz adına rica ediyorum. Polisimizi töhmet altında bırakmamak lazım. Bu lütfen ortaya çıkarılsın. Eğer böyle bir şey olmadıysa da yine basın bildirisiyle duyurulsun. Biz de burada bunun böyle bir şey yaşanmadığını söyleyelim. Hasan Can Kaya zaten söyleyelim. Böyle bir şey olmadığını söylüyor. O söylesin. Yani kişinin bir şey söylemesi doğru söylüyor anlamına gelmez. Şaşkınlık ve tedirginlik ifadesi de var ama. O söylesin. Soruyu ama hiç olmayan duyduğumda bir şey sorulursa bir insan şöyle bir şaşırır yani. Hani hiç alakası yoksa eğer. Öyle bir soru bu şaşırtabilir tabii ki. Ya tabii ki şimdi ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Böyle bir şey niye çıktı? Evet. Böyle bir şey çıktıysa da tabii ki daha böyle radikal bir ispatlı açıklama gerekiyor onu sevenleri şimdi, için. Hasan'ın böyle bir etki altına alan bir tavrı var. Nasıl söyleyeyim? Mesela normalde dostuna bile veremeyeceğin bir sırrı kameraların önünde o kadar özel bir hikayeni anlatabiliyorsun ki oraya gittiğinde. Garip yani sanki halüsinasyon etkisi yaratıyor kendi izleyicisinde ve bir kitle oluşturdu kendi izleyici kitlesini. Gerçi hani internette yayın yaptığında açıkçası YouTube'da daha çok izleniyordu. Sonra bütün haklarını Acun'a devretti biliyorsunuz. O platforma geçtikten sonra izlenmeleri biraz daha düştü tabii. Bunun Türkiye'de daha önce örneği yoktu bu tip komedinin. Dünyada da var mı? Mizah, dünyada da var mı bilmiyorum. Yani. Belden aşağı evet. Mizah, ofansif mizah ve insanlar oraya girerken neredeyse bunu içim acıyarak söylüyorum. Tasvip etmeyen, bu tür komediyi tasvip etmeyen bir gazeteci olarak namus anlayışlarını dışarıda bırakıyorlar. Üzerlerindeki bütün korunakları dışarıda bırakıyorlar. İçeride adıyla organlar falan konuşuluyor falan böyle. Şaşırıyorum yani. Erkeklerde, kadınlarda her olayı anlatıyorlar anlatmak içeride. Anlatmak için yarışıyorlar. Yani, kahkahalar içeride. Atılıyor filan. Ondan sonra bilet bulamıyorsun falan. Yani bunlar tabii ki bizim örf adetlerimize uymuyor ama ben izlemem diyenler de bunu böyle katıla katıla gülerek izliyorlar. Onu da biliyoruz. Vallahi şaşırtıcı. Şimdi bugüne kadar çok böyle küfürsüz, aile normlarına inanılmaz uyan, çok iyi projeler yaptığını düşündüğümüz, çok saygın anılan birçok ismin de odalarda nasıl oyuncu sıkıştırdığını da çok iyi biliyorum. O insanların da gizli dünyasındaki sapkınlıkları ve yaptıkları ayıpları ve namussuzlukları, gizli tutmaları ve dışarıya oynadıkları yalan dünya mı daha doğru?
Yoksa içini dışını bir şekilde ortaya koyan insan profili mi daha doğru? Çünkü ben şuna dikkat çekmeye başladı beynim. Ne kadar doğru, ne kadar cesur olursanız o kadar taşlanıyorsunuz. Ama iftira atanı, yalan söyleyeni ve halkı kandıranı kimse taşlamıyor. Fakat doğruları söyleyen ve şeffaf olan yanlış. İnsanı çok daha kolay eleştiriyor insanlar. Doğru söyleyeni daha çok sahiplenmesi gerekirken yalan söyleyen daha çok sahipleniyor. O zaman açık kanalda yapsın. Madem bu makbul açık kanalda yapsın. Açık yapabiliyor kanallar mu? Yapabiliyor mu? Devam edelim sohbette kısa bir reklamımız var geliyoruz. O yüzden yapamıyoruz. Söylemezsem olmaz reklamların ardından devam ediyor. Ajda Pekkan 3 gün önce sağ omzundan ameliyat olmuş, çok geçmiş olsun diyelim. Aa, geçmiş olsun. Şimdi taburcu olarak evinde istirahatte 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek. Ne olmuş ki acaba? Yani kas yırtılması olduğu söyleniyor ve uzun süredir bunu yaşadığı söyleniyor Ajda Pekkan'ın. Ama yani arkadaşlar en ufak bir şey bile olsa, burkulma şu bile olsa bir yerimizde canımız ne kadar yanar değil mi? Yani ve onun tedavisini bir an evvel yaptırmak isteriz. Kas yırtılması dediğin olay futbolculardan biliyoruz. Evet, yani çok ağır bir şey, çok ağır bir şey. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Spor yaptıysa yani, o da olur. Kas yırtılmasıyla nasıl 3 ay, 4 ay, 5 ay yaşayabiliyor? Şunu söylemek istiyorum. Çok moda bir şu anda son zamanlarda sosyetede çok moda, yurt dışında da çok moda bir estetik operasyon var. Sırttan, traples kaslarından, üçgen şeklinde bu traples kasları sırtta yer alıyor. Bu kasa estetik yapılıyor ve amaç bu bölgeyi daha ince kuğu gibi göstermek. Boynu, sırttan. Boynu, evet, gerginliği sırtı azaltmak, yani. Gerginliği ve kamburumsu görüntüyü azaltmak ve daha şekilli omuz, boyun ve sırta sahip olmak. O operasyonun özellikle adı neymiş? Straplez, özellikle straplez giyen kadınlar, yaz geliyor. Ajda Hanım da dar bir sırt sırtını göstermeyi sever, omuzlarını göstermeyi bir sever. Sağlık ameliyatı değil mi bu? Yani ben olmayabilir diyorum. Ama yani bu bence diyorum. Çok ileriki yaşlarda estetik. İhtiyaç duyulan bir estetik operasyon olabilir. Yani estetik. Eğer Ajda Hanım bunu yaptırmasa bile estetik. Yani bununla ilgili bilgi sahibi olmuş olduk. Traples kaslarla ilgili bir operasyon hemen bu. Hemen araştırayım. Benim çok ihtiyacım yaygınmış. Yok. Ben zaten spor yaptığım için sırtım şey gibi. Arnold Schwarzenegger gibi böyle kaslı kaslı. Erkek gibi oldum artık kastan da. Evet. Tabii genç yaşta spor yapmaya başlarsanız ileriki yaşlarınızda da o sizin kas yapınız omurganızı çok güzel koruduğu için. Pilates bunlara, değil mi? Özellikle sen pilates yapıyorsun. Evet. İhtiyaç çok duymayabilirsiniz ama artık Ajda Pekkan da spor yapan bir sanatçı. Eğer kas yırtığı spordan olmadıysa böyle bir müdahale de yaptırdıysa iyi olmuştur bence, bence ama. Durdurması ya ben lazım şey merak ediyorum. Bu kadar narkoz insanın beyin hücrelerine çok ciddi zarar verir. Bravo, onu söyleyeceğim. Ya sürekli narkoz yiyor her ameliyatta. 77 yaşında ya bu kadın. Biz de duymuyor muyuz estetik operasyonlar sırasında neler yaşandığını? İnsanlar artık ölüyorlar. Yani çok zaruri olmadıkça operasyonları yani Allah korusun. Çok zaruri olmadıkça narkoz almak çok doğru bir şey değil. Çok zor ya o süreç, ameliyat süreci. Hafıza ve sonrası kaybı vesaire bir sürü evet, şey sebebiyet veriyormuş. Onun yıllardır güvendiği ne gerek var çok, ya bu kadarına? Çok artık güvendiği bir estetik doktoru var. Çok ünlü. İsmini vermek istemiyorum şimdi. Ona ya da o da çok yaşlandı. Onun ekibine herhalde kendini emanet ediyor. Onur abiden mi bahsediyorsun? Evet. Ya, evet. Evet. Yani ama narkozatör değişebilir hayatım. Doktor başka, oradaki narkozatör başka. Çünkü biz burada şeyi konuşuyoruz ya, narkozu. Yoksa doktor başarısı ama aşikar. Da, çünkü daha, gerçekten daha, çok daha derken güzel gözüküyor. Bunun sonu yok. Ondan narkoz, bahsediyorum yani. Narkoz, zaten yaşına göre iyi görünüyor. O kadar ilerledi ki tıp artık. O narkozdan da peki, kayıplar kalmadı haftayı gibi tamamlıyoruz, bir şey neredeyse. Evet. Artık haftayı bitti, tamamlıyoruz. Peki. Evet, bir hafta İyi daha bitti arkadaşlar. Sohbette, herkese muhabbette. Pazartesi